İkinci programını yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu akşam Profesör Doktor Eser Karakaş'ın yerinde ben Şahin Alpay oturuyorum. Eser hocamız yine uzatılmış dış gezilerinden birinde olduğu için bu akşam onun yerinde ben oturuyorum ama Profesör Doktor Mehmet Altan yerinde oturuyor gördüğünüz gibi. Ve bu akşam çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Cemil Koçak, birçoğunuzun tanıdığı gibi Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi ve genç kuşak tarihçilerimizin en değerli olanlarından biri. Çok önemli, tarihimizin çok önemli bir dönemi üzerine uzman, tek parti dönemini diyebilirim ki en iyi incelemiş olan tarihçimiz ve tabii özelliği bundan ibaret değil. Tarihimizin üzerindeki örtüyü kaldıran tarihçilerimizden bir tanesi. Onun için bu akşam bizimle beraber olduğu için gerçekten çok mutluyuz. Hoş geldin Sayın Koçak. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Efendim biraz tabii Cemil'in burada bulunmasından da bir istifade. Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan olaylarından birini, yani bu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in söylediği sözü ve onun arkasından bunun peşinden gelen siyasi gelişmelerle başlayalım diyoruz bu akşam. Biliyorsunuz Sayın Öymen bu 10 Kasım günü yapılan toplantıda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki demokratik açılımla ilgili ön oturumda şöyle bir söz etti. Dersimde analar ağlamasın dendi mi dedi ve bunun üzerine özellikle Alevi yurttaşlarımızdan bu 37-38'de Dersim'de yaşanan acı olaylar nedeniyle büyük bir tepki doğdu. Bu tepki giderek büyüdü ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ki kendisi de Tuncelili bir yurttaşımız, sonunda Sayın Onur Öymen'i gereğini yapmaya, yani açıkça istifa etmeye çağırdı. İstanbul İl Başkanı da bu çağrıya zannediyorum katıldı. Ayrıca Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç de aynı şekilde bu çağrıya katıldı. Bu tarihimizde çok iyi bilinmeyen konulardan biri. 37-38'de Dersim'de, yani bugünkü sonraki adıyla Tunceli'de neler oldu? Biraz yavaş bu Dersim olayı üzerindeki örtü kalkıyor ama Sayın Koçak'ın da bu akşam bizimle beraber olmasından istifade bu örtüyü iyice bir kaldıralım istiyoruz. Evet. Ama izleyiciler çok yoğun katılacakları bir sürü konu var bununla beraber. Ne yapacaklar? Evet. Biliyorsunuz Mehmet Altan bu konularda her zaman şeydir. Uyarısını ihmal etmez. Efendim bu programın önemli özelliği biliyorsunuz neredeyse interaktif bir program olması, yani izleyicileriyle diyalog halinde olan bir program olması. Bu diyalogu da tabii öncelikle sizin gönderdiğiniz görüş ve sorularla sağlıyoruz. Efendim eğer bize SMS mesajı göndermek istiyorsanız akil yazıyorsunuz, boşluk bırakıyorsunuz. Ardından soru veya görüşlerinizi yazıp 3077'ye gönderiyorsunuz. Bu programın e-posta adresi de akildefteri@mehtap.tv. Mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Evet Profesör Koçak, 37-38 Dersim olayları nedir? Evet, bu Dersim meselesi televizyonlarda birinci haber olur olmaz e-mailime bir üniversite yüksek lisans öğrencisinden, ama fen bilimlerinde yüksek lisans yapan bir öğrenciden bir mail geldi. Orada diyor ki hocam Dersim diye bir şey ilk defa hayatımda duyuyorum. Bu neresidir? Bir de bir olaylar olmuş. Bunu da hayatımda ilk defa duyuyorum. Bu Dersim ve olaylarını birleştirebileceğim ve ne olduğunu öğrenebileceğim bir kaç kitap adı bana verebilir misiniz diye yazdı. Dolayısıyla işte demek ki 25-26 yaşında. Ne kadar şanslı bir öğrenci, böyle bir hocası var ve hemen derhal değişik olarak kitaplar, evet, değişik kitapları kendisine önerdim. Demek ki bu yaştaki bir grup, herhalde önemli bir grup, gerçekten böyle bir şey hiç duymamış. Nasıl duyabilir? Yani ders kitabında okumazsa, öğrenci olarak okulda herhangi bir şekilde bundan bahsedilmezse, ailesinden eğer duymazsa, çevresinden duymazsa tabii ki böyle bir şeyi bilemez. Ama Dersim diye bir yer var, vardı, hala var ama biz artık onu Dersim demiyoruz, ona Tunceli diyoruz. Tunceli'nin tarihi bu anlamda çok eski değil. Dersim adının değiştirilip de Anadolu'daki pek çok yer adının değiştirildiği gibi ona Tunceli demeye başlamamız 1930'lu yılların ortalarına rast geliyor. Ya olaylardan önce midir? Olaylardan önce. Ondan sonra çıkıyor olaylar zaten. Tabii. Önce Tunceli Kanunu diye bir kanun çıkarıyoruz. Orayı bir il haline getiriyoruz. Galiba 1935 ya da 1936. 35. Benim bildiğim 35. Evet, o sırada yanılmış olmuyor ama kesinlikle o ikisinden bir tanesi. Bu Tunceli Kanunu enteresan bir kanun. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki bütün illerin ortak bir yönetim sistemi var. Hepsi aynı hukuk sistemine, yönetim sistemine bağlılar. Tunceli'ye çok özel bir yönetim sistemi ve hukuk sistemi koyuyoruz. Diyoruz ki bu ilin valisi aynı zamanda 4. umumi müfettiştir. Şimdi bu umumi müfettiş nedir? Senin neyi bu konuda kitapların var. Ben tabii bir kitap da yazdım bu umumi müfettişlikler hakkında. 4. umumi müfettişlik olduğuna göre bundan daha önce 3 tane kurulmuş demektir bu. 3 tane umumi müfettişlik var. İlk kurulan 1927 yılında Güneydoğu Anadolu bölgesinde, genellikle olağanüstü hal ve sıkı yönetim bölgesi olarak tanımladığımız bölge, aşağı yukarı aynı coğrafya. 1. umumi müfettişlik, 2.'si Trakya, sonra 3.'sü kuruluyor. Tunceli 4. umumi müfettişlik. Burasının valisi bizim bildiğimiz valilerden değil, doğrudan doğruya umumi müfettiş vali oluyor oraya. Umumi müfettişin bir başka özelliği orduda rütbeli subay olması. Kor general olması. Kor generali atıyoruz. O hem vali oluyor hem de umumi müfettiş oluyor. Ve oranın özel yönetimiyle sorumlu ve yetkili. Bu umumi müfettişi de belki o arkadaş Dersim'i hiç duymamış çok genç bir nüfus. Muhtemelen. Hatta daha ileri yaşlardakiler. Onu da bir iki cümleyle tabii açalım. Sizin koca kitabınızı tavsiye etmiştik biz. Evet. Alıp belki bunu ihmal etmiş olanlar vardır. Bir iki cümle onu da söyleyelim ki rejimi iyi anlayalım. Şimdi umumi müfettişlik bizim medyada, gazetelerde arada bir sözünü ettiğimiz bu süper valilik gibi bir şey. Olağanüstü hal. Olağanüstü hal bölgesi valiliği, süper valilik. Şunu kastediyorum. Türkiye'deki illeri bir araya getiriyoruz. 5, 6, 7 her neyse. Onları bir torba yapıyoruz. O valilik, o illerin ve valiliklerin bir üstüne umumi müfettiş getiriyoruz. O umumi müfettiş aslında bütün o kendi alanına giren, yetki alanına giren illerden sorumlu kişi oluyor. Doğrudan İçişleri Bakanı'na bağlı. Dolayısıyla İçişleri Bakanı hemen altında umumi müfettiş, onun altında da ilgili valiler söz konusu. Ama asker, kor general. Umumi vali. Şimdi 4. umumi müfettiş kor general. Diğerleri emekli asker genellikle. Genellikle emekli askerler. Sivil de var ama genellikle emekli askerler. Bu atadığımız müfettişlerden beklentimiz o bölgenin problemlerinin çözümünde doğrudan yetkili ve müdahaleci olmaları. Hem denetleyecekler hem yönlendirecekler. Orada gördükleri problemleri doğrudan doğruya İçişleri Bakanlığı. Benim arşivde gördüğüm kadarıyla gerektiğinde doğrudan Başbakan'a, muhtemelen Cumhurbaşkanı'na yazıp aradaki bürokratik mekanizmayı mümkün olduğu kadar azaltarak hızlı sonuç alabilecek işler yapmaya çalışacaklar. Şimdi tekrar şeye özetlemek gerekirse, umum müfettişler rejimin topluma bakışını çok açık bir şekilde bize gösteriyor. Bu kurum. Enteresan olan nokta şu, dönemin gazetelerine bakıyorsunuz, umum müfettişlerle ilgili neredeyse hiç haber yok. Ne yaparlar? Ne gibi raporlar hazırlamışlar? Hiç böyle bir havadis, bilgi yansıtılmıyor. Umum müfettişlik kurumu, rejimin arka planda kalması gereken en önemli kurumlarından bir tanesi olarak tasarlanmış ve uygulanmış. Makyajsız hali. Evet. İsterseniz filmin sonunu söyleyeyim. Katil kim? Heyecanlanmasın kimse. Ya bir defa şeyi kurdun. Umumi müfettiş valiyi getirdin oraya. 35'ten itibaren. Adı da Tunceli olarak değiştirildi. Tunceli. Şimdi isterseniz bir de hukuk sistemine bakalım. Şimdi bütün diğer illerde uygulanan bir hukuk sistemi, eğer sık yönetim yoksa, normal bir rejim devam ediyorsa, normal olarak mahkemeler var. Burada özel mahkemeler kuruluyor. Ve bu mahkemelerin yetkileri, istiklal mahkemelerinin yetkilerine benzer yetkiler. Özel donatılmış yetkiler var. Bunların çoğunun yetkisi doğrudan doğruya bu bahsettiğimiz umum müfettiş, vali ve korgeneraldir. Tabii İstiklal Mahkemesi deyince de iki cümle anlatmak lazım. Ben belki ne olduğunu anlıyorum ama. İstiklal Mahkemelerine gelince, bunlar da milli mücadele döneminde Ankara'da kurulan meclisin düzenli ordu kurma aşamasında asker kaçaklarıyla mücadele etmek ve asker kaçaklarını mümkün olduğu kadar elimine etmek amacıyla kurulmuş olan özel yetkili mahkemeler meclis tarafından seçiliyor. Meclisin milletvekilleri üyeleri arasından seçiliyor ve mahkemenin üyelerinin hukukçu olmasına hiç gerek yok. Hiçbir hukukçu olmayabilir. Milletvekili olması yeterli. Dolayısıyla mecliste hakim olan grup... Bu dönemden çok farklı değil. Hakim olan grup istediği kadar mahkeme çıkarabilir ve o mahkemedeki üye, tırnak içinde hakimlere de talimatla iş yaptırabilir. Fakat Cumhuriyet'in kurulmasından önce, milli mücadele bitince, kurulmasından önce ve sonra bu mahkemelerin asker kaçaklarıyla uğraşmasına gerek kalmıyor. Siyasi hüviyetli davalara bakmaya başlıyorlar. İstanbul'daki muhalif basının davasına bunlar bakıyorlar. Diyelim ki birileri Ankara hükümetini beğenmemiş, aleyhlerine yazıyor, çiziyor vesaire. İstiklal Mahkemesi'ne davet ediliyor bu muhterem gazeteciler ve İstiklal Mahkemesi'nden de kendi aleyhilerine yazılan insanlar tarafından yargılanıyorlar. Çok objektif bir şekilde. Gayet evet. Bugünkü deyimle tarafsız bir şekilde herhalde yargılanıyorlar. Veya belki daha vahimi, kurulmuş olan muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılıyor hükümet tarafından. Üyeleri ve yöneticileri İstiklal Mahkemesi tarafından yargılanıyor. Yani sahne şöyle, Halk Partisi'nin seçmiş olduğu mahkeme heyeti, muhalefet partisinin milletvekillerini ve yöneticilerini yargılıyor. Niçin böyle yaptınız? Durun bakalım, acaba sizin yaptığınız doğru mudur diye üstelik yargılıyor. Üstelik hukukçu değil kimisi. Hiç kimse hukukçu. İstiklal Mahkemeleri şöyle çalışıyor, burada avukat tutamayabilirsiniz. Çünkü size o hakkı verip vermeyeceği mahkeme heyetine kalmış olan bir şey. Genellikle avukat tutma hakkı verilmiyor. Vicdanen savunacaksınız kendinizi ve Hakimler Kurulu da öyle herhangi bir delille vesaire sınırlı olmaksızın vicdanen kanaat belirtiyor. Temyizi de yok. Verilen karar hemen infaz ediliyor. Şimdi bu Tunceli'de kurulan hukuk sistemi de buna benzeyen bir hukuk sistemi. Mahkemeye verildiğiniz, Tunceli'de verildiyseniz eğer, mahkemede kanun diyor ki, mümkünse ilk duruşmada hemen karar verin. Sana iddianameyi tebliğ ettikten sonra 2 gün ya da en geç 3 gün içinde hemen mahkemeyi yapın, hemen savunsun kendini, hemen karar verin bunun hakkında. Hemen asın. Evet, genellikle. Şimdi bu Tunceli vilayeti ne kadar zaman... hadi bakalım şimdi bilmece, bulmaca sorusu. Acaba ne kadar zaman Tunceli Kanunu yürürlükte kalmıştır. Uzun yani bir süre. 6 ay, 1 yıl, 2 yıl. Siz değiştiğini varsayıyorsunuz. En azından kağıt üzerinde, teorik olarak bu sistem Türkiye'deki 46 sonrasındaki demokratik dönüşümle birlikte yanlış hatırlamıyorsam 1946'dan sonra 46 ile 49 arasında bir tarihte kaldırıldı. Tunceli Kanunu yürürlükten kaldırıldı. Zaten şimdi insanın içi sıkışıyor. Söylediğiniz tarih de 35 ya, dün. Evet, dün. Çok yani yakın bu hukuk bir devleti olarak tanımlanan ülkenin haline bakın. Cumhuriyetin hukuk sistemi böyle bir sistem getirmiş. 35 nedir ki yani? Tek parti dönemi. Tek parti dönemi. Ama gene de bir yani neyse dehşet verici, evet. Şimdi ondan sonra Dersim'de ne oluyor? Ne oluyor? Onaya gelinmiş derseniz. Şimdi Dersim nasıl bir yer diye soracak olursanız, Dersim tarih boyunca Osmanlı Devleti içinde kaldığı sırada dışarıyla hiçbir irtibatı olmayan, merkeze hiçbir bağlantısı olmayan bir yer. Oraya orayı almışlar, bakmışlar, burası değişik bir yer, farklı bir yer. Siz kendi kendinizi yönetin demişler. Burası vergi verir mi, asker verir mi? Bazen. Duruma göre verir. Osmanlı Devleti'nin merkezde çok daha iç içe olan çok daha uzak bölgeleri var. Şam, Bağdat, Beyrut. Oralar çok daha merkezle iç içe. Fakat Dersim bölgesi coğrafya olarak, sosyoloji olarak merkezle hiçbir şekilde ilişki kurmamış olan bir yer. Kürt Alevilerle muhkim tabii. Genel olarak Kürt Alevilerle dolu olan bir yer. Şimdi Cumhuriyet'te de bu böyle devam ediyor. Fakat 1935'te bu Tunceli Kanunu çıkmasının nedeni bu sisteme son vermek. Çünkü modernleşmeyi merkezileşme, ulus devleti de yekpare bir bütün olmak olarak paradigmayı bu şekilde kuracak olursak Dersim'in orada tek başına kendi halinde kalması mümkün değil. Dersim kendi halinde kalmak için direniyor. Merkez orayı kendisine uygun bir bölge haline getirmek için direniyor. Çatışma çıkıyor. Ne oldu derseniz en az 50.000 kişinin orada öldü ve öldürüldüğü söyleniyor. 50.000. Bu en az rakam. En az 50.000 kişi. Şimdi ve, orada müthiş bir katliam olmuş. Tabii, ve yani bu kadar dehşet verici bir hikaye de kamuoyunun bilgisi dışında değil, o kadar zaman sırf o gün değil, bugün de bilinmeyen yani bir şey. Yani o genç öğrencimizi hatırlayacak olursak böyle bir şeyden hiçbir şekilde bir fikri yok. Neredeyse Onur Öymen'e teşekkür etmemiz gerekecek ki bu Dersim olayı üzerindeki örtüyü böylelikle kaldırmak ve tartışmak mümkün oluyor. Sonra ordu oraya giriyor. Bir katliam gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla sadece isyancılar değil, orada yaşayan insanlar katlediliyorlar. 50.000 kişi zaten. Daha fazla olduğu da bu 1915 olaylarındaki rakam gibi yani bu iş. En az 50.000 kişi olduğu söyleniyor. Daha yüksek söyleyenler de var. Orası yasak bölge ilan ediliyor. Artık oraya giriş çıkış yok. Orada yaşayan insanlar ne oldu diyecek olursanız yasak bölgelerden çıkartılıyorlar. Çok büyük bir kısmı batıya naklediliyor. İskan Kanunu var çünkü aynı zamanda. İskan Kanunu 34 tarihinde çıkarılan. İskan Kanunu da bir cümle anlatalım. Bir günde nasıl gönderiyorlar insanları? İskan Kanunu'na göre Türklerin olduğu yerler var. Bir de Türk olmayanların oldukları yerler var. Türk olmayanların yerleri değiştirilecek. Türkler oralarda iskan edilecekler. Oranın nüfus yapısı değiştirilecek. O sırada Türk olmayanlar da Türklerin yoğun olarak yaşadığı taraflara yerleştirilecekler. Böylelikle asimilasyon politikası gerçekleştirilmiş olacak. Bu tabii daha ziyade bir yöntemi Kürt asimilasyon bölgeleri için söz konusu olan bir yer. Kürt bölgeleri için. Şimdi İskan Kanunu'nu da burada uyguluyorlar. Alıp oraya götürüyorlar. Uzun yıllar Dersim bölgesi yasak bölge olarak kalıyor. Çok uzun yıllar sonra tekrar açılacak, normale dönecek. Muhtemelen tam olarak kesin bir şey söyleyemem. Ama herhalde 50'den itibaren biraz normale dönmeye başlamış olmalı dersim. Dersim olayı bu. Dersim'in hikayesi budur. Şimdi bununla ilgili bir şey daha soracağım. Ondan sonra biraz güncel öteki olaylara geçeceğiz. Şimdi değerli izleyicilerimiz, Cemil Koçak demin de söylediğim gibi gerçekten tarihimizin üzerine örtülen, örtüyü kaldıran tarihçilerimizden, dürüst, tarihte ne oldu bunu objektif olarak ortaya çıkarmaya çalışan tarih araştırmacılarından biri. Ve bu konuyla tabii bütün eserleri bu tek parti dönemini aydınlatıyor. Fakat özel olarak hangi konuların üzerinin örtüldüğü, hangi konuların üzerinin kısmen örtüldüğü ve hangi konularda da tarihte hiçbir zaman olmamış şeylerin olmuş gibi gösterildiği olayları analiz eden şeylerini, makalelerini de bu kitapta toplamış vaziyette. Kitap bu sene yayınlandı. Geçmişiniz itinayla temizlenir. Çok anlamlı başlığını da taşıyor. Bu kitapla da ilgili olarak Sayın Koçak'a şunu sormak istiyorum. Niçin bu özellikle tek parti dönemiyle ilgili olarak böyle bir sistemli çaba harcandı? Yani niçin bazı gerçeklerin üstü tamamen örtüldü, bazılarının kısmen örtüldü, bazı konularda da hiç olmamış şeyler olmuş gibi gösterildi? Neydi bunun şeyi? Evet, bizim bugün resmi tarih olarak genellikle adlandırdığımız ama aslında resmi ideolojinin bir tür varyantı olan geçmişe ilişkin bilgilerimizi tabiatıyla bize okulda öğretildiği şekilde ezberliyoruz. Sonra onu zaman içinde içselleştiriyoruz ve bunun dışında bir tarih olduğu, başka şeylerin de olmuş olabileceği hakkında hiçbir şekilde bir fikrimiz, eğilimimiz olmuyor. Niye bu böyle oluyor? Şunun için, bir kere Cumhuriyet'in kuruluşundan öncesi milli mücadele, Cumhuriyet ve tek partili rejim esas itibariyle Atatürk ismi ve figürü altında anlatılan ve bütün bu anlatılan hikayenin yalnızca başarı haneleri, parlak yıldızlarının görünür kılındığı bir senaryo haline getirilmiş durumda. Milli mücadele tarihini anlamak için ne yapıyoruz? Nutuk'u okuyun diyoruz. Son yıllarda en çok dağıtılan, okunup okunmadığı konusunda ciddi şüphelerim var ama en çok dağıtılan metinlerden bir tanesi Nutuk. Şimdi Nutuk'a bakıyoruz. Nutuk, milli mücadele tarihinin tamamını anlatan bir metin değil. Yani eğer gerçekten milli mücadele tam olarak ne olduğunu anlamak istiyorsak, öğrenmek istiyorsak Nutuk'a bakarak bunu öğrenemeyiz. Mesela İzmir'in işgali milli mücadele açısından herhalde çok önemli bir konu. Hasan Tahsin'in ilk kurşunu atması, biz bunu her yıl anıyoruz. Heykelini yaptık vesaire. Nutuk'ta böyle bir şey yok. Şimdi Nutuk'ta böyle bir şeyden bahsedilmediğine göre şunu mu diyeceğiz? İzmir'de hiçbir kurşun atılmamıştır. Hasan Tahsin diye bir insan hiç yaşamamıştır. Bunu diyebilir miyiz? Diyemeyiz buna. Bunun gibi birçok örnekler var. Şimdi yani Nutuk'la mı başlıyor biraz bu tarihin evet, resmi görüşe uygun olarak yazılması? Evet, ben Nutuk'u bu konuda büyük bir dönüm noktası olarak görüyorum. 1927'yi. Çünkü 1926'ya kadar yani İzmir İstiklal Mahkemesi'nin çalışmaya başlayıp da Atatürk'e karşı örgütlü örgütsüz bütün muhalefetin tamamen ortadan kaldırılıp iktidar açısından hiçbir muhalif kuruluş ve kişiyle karşılaşmaksızın yola devam edilebileceğinin dönüm noktası o ana kadar ne deseniz birileri kalkıp bugün olduğu gibi tıpkı hayır öyle değil biraz da böyledir ya da hiç öyle bir şey olmamıştır deme hakkına ve imkanına sahip. Bu tarihten itibaren böyle bir imkan kalmıyor. Orada Atatürk'ün aslında siyasi kimliği ortaya çıkıyor. Muhalif olduğu, hoşlaşmadığı, canını sıkan her kimseyi Evet. Bir şekilde. Evet. Şimdi Kemalizm ve Atatürkçülük ve bu ideolojinin bütün varyantları esas itibariyle Cumhuriyet rejimi olarak sunulan, bunun tek partili bir rejim olduğu dahi böyle muğlak bırakılmak istenen esas itibariyle bir paradigmaya dayanıyor. Bu paradigmanın esası seçkin bir üye grubu, tırnak içinde gerçeği gören, toplum için neyin hayırlı ve iyi olduğunu bilen bir grup. Elindeki bütün yönetim imkanlarını kullanarak toplumu refaha ve feraha çıkaracak. Bunun için de, bunu şimdi küçük harflerle yazalım, maalesef toplumun isteklerini değil, onun istemediklerini ve ona zorla yaptıracak. Atatürkçülük denilen, Kemalizm denilen, tek parti denilen şey esas itibariyle bu paradigmanın, bu dünya görüşünün üzerinde yükseliyor. Bunun ne kadar süreceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Bütün toplumun tek tek bireyleri bizim gibi oluncaya kadar, bizim gibi giyininceye kadar, bizim gibi düşününceye kadar, bizim gibi görünceye kadar bu süre devam edecek. 28 Şubat 1000 yıl sürer mantığı. Belki de bu hesap, yani Cumhuriyet 20 yıllık bir tek parti iktidarı buna yetmediği artık aşikar olduğuna göre diye düşünüyorlar. Hesabı, matematiksel hesabı böyle yapıyorlar. En son zaten bu darbe tartışmalarında da müstakbel askeri rejimin birkaç kuşak sürmesi öngörülmüştü. Hatırlıyorum ben o yazılardan bir tanesinde, hazırlanan raporlardan bir tanesinde. Yani uzun bir süre sürecek bu. Peki bir parantez yapalım, sonra günümüze gelelim. Bu milli mücadelenin çok önemli komutanları var. Onlar da bu arada kesilip gidiliyor. Evet. Şimdi bunun da isterseniz biraz öyküsüne bir göz atalım. 1918 yılında mütareke imzalandığı ve herkes mütareke imzalandığı için sevindiği, umutlu olduğu bir barış anlaşmasıyla eskiden olduğu gibi sistemin şöyle ya da böyle devam edeceği yolunda ümitler var iken, zaman içinde bazı işaretler bunun pek de o kadar kolay olmayabileceğini, belki de bunun hiç olmayabileceğini göstermeye başlayınca eski ittihatçılardan yurt dışına çıkmamış olup da içeride İstanbul'da bulunan komutanlardan bazıları Anadolu'da bir silahlı direniş hareketi planlamaya başlıyorlar. Fakat burası biraz muğlak. Şimdi söyleyeceğim kısım biraz muğlak. Öyle işaretler var ki sanki bu plan Birinci Dünya Savaşı'nın son yıllarında 1917-1918'de İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından hazırlanmış. Savaşın kaybedilebileceği ihtimali karşısında İttihatçılar, özellikle Enver Paşa, Anadolu'da bir silahlı gerilla mücadelesi verilmesini öngörmüş ve bunun altyapısı hazırlanmış. Değişik yerlerde silah ve cephane gömülmüş. Bunun Çanakkale Savaşı'na kadar geri götürülebileceğini söyleyenler var. Çanakkale'nin zorlandığı sırada, İstanbul'un düşüp düşmeyeceğinin hiç belli olmadığı sırada, eğer Çanakkale geçilirse Anadolu'da yeni bir cephe açılabileceği. Benim de yani bildiğim, duyduğum, bunun 1914 Osmanlı Genelkurmayı'nın böyle bir gelişme karşısında Kurtuluş Savaşı için yaptığı plan olduğudur. Evet, ama böyle bir, bu türden işaretler var. Kesin bir şey söylemek mümkün değil ama böyle işaretler var. Ve bunun için çok önemli bir örgüt var. Özel bir örgüt var. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin en zor zamanlarında asıl aktif gücünü oluşturan, vurucu gücünü oluşturan teşkilat-ı mahsusa diye bir örgüt var. Meşhur bir örgüt bu. Kimler yok ki bu teşkilat-ı mahsusada? Ve bu teşkilat-ı mahsusaya verilen görevlerden bir tanesi anlaşılan. Özel örgüt. Özel örgütün. Böyle bir durumda teşkilat-ı mahsusa bu işle görevlendirilecek. Oradaki üyeler bu işle görevlendirilecek. Sözün kısası. İstanbul'da bir takım komutanlar diyorlar ki bir an önce Anadolu'ya geçelim ve bunu yaparken komutanlık rütbelerimizi bırakarak, ordudan istifa ederek kendi başımıza bu işi yapamayız. Resmi görevlendirmeyle bunu yapabiliriz. Bunu kim yapabilir? İstanbul'daki Harbiye Nezareti yapabilir. Yani Milli Savunma Bakanlığı yapabilir. Milli Savunma Bakanlığı o sırada İttihatçıların denetiminde olduğu için ilk komutanları Anadolu'ya göndermeye başlıyorlar. İlk gidenler var. Bunların arasında Erzurum'a giden Kazım Karabekir Paşa var. 15. kolordu. Ve Konya'daki 20. kolordu yanılmıyorsam Ali Fuat Cebesoy Paşa var. Rauf Orbay önemli bir emekli subay donanmadan. O da oraya katılmak üzere hazırlık yapıyor. İstanbul'da yine bu teşkilat-ı mahsusanın muhtemelen network'ü olan, onun bir parçası olan çok önemli bir örgüt daha kuruluyor. Buna da biz ders kitaplarımızdan Karakol diye biliyoruz. Karakol örgütü. Bunu kuranlar yurt dışına çıkan Enver, Talat, Cemal ve diğer ittihatçı beyin takımının İstanbul'da kalan eylemci ve teşkilatçı takımı. Kara Kemal ile Karabas. İsmail Canbulat. Şimdi meşhur İstanbullular bilecekler. Şişli'de Atatürk'ün bugün müze olan evinde ders kitaplarında okuduğumuz meşhur Sisli apartmanındaki toplantılara bütün bu saydığım kişiler katılıyorlar. Öyle görülüyor ki ilk gidenler diğerlerini ikna etmeye çalışıyorlar ki siz de hemen gelin diye. Zaman içinde kısa bir süre sonra Kemal Paşa da gidecek. Rauf Bey de gidecek. Kemal Paşa ile birlikte Refet Bey de gidecek. Dolayısıyla bugün milli mücadelenin önder kadrosu olarak tanımladığımız eski askerler ve kadrolu askerler grubu bu şekilde birlikte olacaklar. Milli mücadele dönemi içinde elbette çok fazla görüş ayrılığı var. Ne ile ilgili bu görüş ayrılıkları? Milli mücadelenin nasıl, hangi süreçlerden geçerek, hangi örgütlerden geçerek, hangi yöntemler kullanılarak yapılacağına dair görüş ayrılıkları var. Fakat asıl görüş ayrılığı, dönüm noktası burada değil. Asıl görüş ayrılığı 1922'de milli mücadelenin sona ermesiyle birlikte bundan sonra alınacak yol ne olacak, hedef ne olacak? Kısaca modernizasyon projesi hangi ölçülerde, hangi yöntemlerle, hangi zamana yayılarak yapılacak? Şimdi Anadolu'ya ilk giden grup, yani Kemal Paşa'nın asıl ne diyelim silah arkadaşları ve yoldaşları, dava arkadaşları yavaş yavaş bu süreçte dışlandıklarını, tecrid edildiklerini, kendilerine karşı bir soğukluk ve güvensizlik havası yaratıldığını fark edecekler ve diyecekler ki Kemal Paşa'nın yanında kalanlar ki onlar Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'la İsmet Paşa. Onlar sonradan bu mücadeleye katıldılar. Zorla geldiler, ısrarla geldiler. Biz ise önce geldik. Dolayısıyla bu zaferin, eğer bir bu başarının, bu zaferin bir şeyi varsa, yıldızı varsa bu yıldızlardan önemli bir kısmı da bize aittir. Bu yıldızları lütfen bizden esirgemeyiniz diyecekler. Fakat buna karşılık Nutuk esas itibariyle bu yıldızların esirgendiği metin olarak tarihe geçiyor. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Esas başlatanlar tarihte tasfiye anlatımında tasfiye oluyorlar. Önce siyasi güç dengesinde tasfiye oluyorlar, iktidardan tasfiye oluyorlar. Sonra hikayenin resmi anlatımına gelince Nutuk'ta da tasfiye oluyorlar. Artık onlara herhangi bir şekilde milli mücadelenin kahramanları gözüyle değil, adeta milli mücadeleyi engellemeye çalışan, anlamayan, devamlı zorluk çıkaran, bu Cumhuriyet projesinin ortaya koymuş olduğu bütün paradigmayı reddeden bir grup olarak nakletmiş oluyor. Ama gerçek öyle mi? Gerçek böyle değil. Gerçek... Bu çok, bütün günahları önce olmaları. Evet. Şimdi bunların günahı nedir derseniz, tırnak içinde büyük günah işliyorlar. Kemal Paşa'ya biat etmiyorlar. Onların dedikleri şey şu: Enver'in zamanına geri dönmeyelim paşam diyorlar. Kısaca tek cümleyle. Enver'in zamanını gördük. Böyle tek kişi hakimiyetiyle, tek kişinin söylemesiyle ya da belirli küçük bir çekirdek grubun her şeye hakim olması ve her şeyi idare etmesiyle memleketin 1. Dünya Harbi'ne girdiğini ve sonucunu gördük. Artık böyle bir şeyden mümkün olduğu kadar kaçınalım. Ne yapmamız lazım? Demokratik bir rejim kurmamız lazım. Hakimiyeti milliye diyoruz. Uzun yıllardan beri diyoruz. Bunu bir türlü gerçekleştiremiyoruz. Bunu gerçekleştirmemiz lazım. Dolayısıyla modernizasyon projemizi biz kalıcı olacak şekilde kurabilmemiz için hakimiyeti milliye prensibini uygulamamız lazım. Topluma ikna edeceğiz. Toplumun görüşünü alacağız. Zorla bir şey yapmaktan kaçınacağız. Şimdi bunu deyince Kemal Paşa ve yanındaki küçük ekibin fikri tamamen farklı. Eğer onlara soracak olursak onlar bize şunu söylüyorlar: bu söyledikleriyle modernleşme olmaz. Bu biraz önce söylediğim gibi modernleşme mümkün olduğu kadar kısa zamanda olmalı. Mümkün radikal olduğu kadar, önlemler. Evet, radikal olmalı. Gerekirse kan akar, hiç önemli değildir. Bütün bunlar bu işin faturasıdır. Bunları göze almamız lazım. Onların söylediklerini yaparsak bu işler gevşer, tavsar, yapılamaz hale gelir. Onun için bizim siyasi iktidar olarak yukarıdan aşağıya bir modernizasyon yapmamız, bunu topluma kabul ettirmemiz, yedirmemiz ve ne zamanki toplumdan artık buna karşı bir reaksiyon görmeyeceğimizi anlarız, o zaman yavaş yavaş sizin söylediğiniz şeyler beyler olabilir. Ve onun nedeniyle de bütün bu modernleşmenin birincil etkin aktörü halk değil, devlet oluyor ve hala da bu işten kurtulabilmiş değiliz. O kırılma orada oluyor. Kırılma bu 1923, 24, 25 takviri sükunla beraber de bu iş bitiyor. Ya bir de bir şey soracağım, çünkü bunu sormazsam vicdanım rahat etmeyecek. Şimdi en az, çünkü bırt diye geçtik, en az 50.000 kişi öldürülmüştür diyorsunuz Dersim'de. Diyorlar. Peki bunun vicdanen bu aslında bir hala bir yara ve kanıyor bu yara, aslında tamamen örtülmüş bir yara da değil. Peki bunun vicdanen, yani bir ordunun isyan adı altında girip 50.000 kişiyi katletmesi, bunun çalışmaları, dış dünya, iç dünya, toplum, Dersimiz üstüne çok ağıtlar, türküler, kitaplar, çalışmalar var ama bu ölçüde iddia edildiği kadar büyük bir yaranın, tarihsel yaranın bizim toplumsal vicdanımız, tarihsel yaklaşımımız ve dünyanın algısı ne kadar yankılanmış? Yani mesela işte genç çocuklarımız bilmiyor. Muhtemelen halkın büyük bir bölümü de bilmiyor. Çok halbuki sırf olayın katliam boyutu açısından baktığınız vakit bu örtülecek, yok sayılacak, yüzleşilmeyecek, unutturulacak bir hadise değil. Bu nedir bu? Şöyle bir hadise bu. Kısaca söylememe izin verirseniz. Resmi ideoloji diyor ki biz buraya modern dünyayı götürüyoruz. Yol yapıyorlar. Şimdi yol yapmak iyi bir şey tabii. Yol olmayan bir yere tabii ki yol yapacaksınız. Yolu niçin yapıyorlar? Orduyu nakledebilmek için yapıyorlar. Yoksa oradaki insanlar serbestçe dolaşabilsin falan değil. Bu umumi müfettişlik raporlarında en sık geçen şey nedir biliyor musunuz? Güneydoğu'daki 1. umumi müfettişlikte siperli karakol yapmak. Bugünle bağlantıyı kurabildiniz mi hemen? Siperli karakol yapmak en büyük dert. Galiba hala yapamamışız bu kadar geçen zamandan sonra. Hala siperli karakollarımız yok. Yeteri kadar tamamen bir milli güvenlik devleti. Evet, o zaman önemli kuruluyor bu. Bu sistem o şekilde kuruluyor. Şimdi Dersim'e modernlik adında giriyoruz. Modernizasyon için giriyoruz. Ve orayı şöyle görüyoruz. Orada modern öncesi insanlar yaşıyor. Yani mesela İngilizler gidiyorlar Güney Afrika'ya. Değil mi? Orada bir takım böyle baldırı çıplak yerliler yaşıyor falan. Bakıyorlar bunlar nasıl insanlardır. İşte bir kısmını vuruyorlar, öldürüyorlar. Bir kısmına kendi dinlerini öğretmeye çalışıyorlar. Bir yandan da onlara kriket öğretiyor falan. Modern dünyayı öğretiyor değil mi? Futbol, kriket, akşam 5 oldu sütlü çay içersiniz falan. Bunlar onları öğrenmeye çalışıyorlar. Şimdi böyle bakıyor dersime. Aslında o günkü gazetelere, dergilere ve siyasi söyleme bakacak olursanız oraya biz katliam falan yapmaya gitmiyoruz tabiatıyla. Modern dünyayı oraya... Fakat onlar tabii modernliğe direniyorlar beyefendi. Ne yapacaksınız? Yani modernliğe direnen bir grupla karşılaşıyorsunuz. Çok kötü. Ve bunlar... Fakat epey gelişmiş modernliğe. İşte bütün problem burada. Şimdi birincisi İngilizler Güney Afrika'ya gidiyorlar. Yani kendilerine ait olmayan bir toprağa kraliçenin bayrağını dikiyorlar ve burası artık bizimdir diyorlar ama tabii o kadar da onlara ait olan bir yer değil. Şimdi Dersim ise misak-ı milli sınırlarımızın içinde neredeyse tam ortalarında bir yere de böyle bakılıyor. Şimdi böyle burası bir sömürge olarak bakılmalıdır. Buradaki insanlar işte ne yapacağız? Küçük kız çocuklarını alacağız. Bunların Türkçe öğrenmeleri için Türkçe bilen ailelerin yanına vereceğiz. Kimliklerini yok edeceğiz. Bunların çocukları olduğu zaman bunlar Türkçe çocuklarıyla konuşacaklar. Dolayısıyla Kürtçe lisanı bu şekilde ortadan yavaş yavaş... Yani şunu anlıyorum. Halkımız modernliğe direniyor amirim. Ne yapalım? Gereğini yapın. Dehşet verici. Gereğini yapın. Ama... Şimdi güncele geçmeden tabii bu konulara hayır, bu çok bağlı birbiriyle tabii güncelliğe aslında. Bu tabii çok bağlı da yani çok gün somut olarak güncele vaktimiz olacak ki şüphesiz oraya da geçeceğiz ama yani şu son söylediklerin politika neydi? İşte İskan Kanunu çıkarak Kürtleri oraya, Türkçe konuşanları bu tarafa yollamak, halkı birbirine karıştırmak. Şeyleri kız çocuklarını alıp onların Türkçe öğrenmelerini sağlamak. Yani bütün ülkede bir Türkçe konuşan, Türk kültürüne bağlı, hatta Diyanet İşleri'nin temsil ettiği İslam inancını paylaşan bir uniform, tek tip bir millet yaratma projesi uygulanıyor aslında. Ama bu proje 1925'ten sonra devreye giriyor. 1925'ten önce böyle düşünülmüyor. Niçin bu 25'te bu Şeyh Said İstanı ve arkasından gelen takriri sükunla beraber buraya geçiliyor? Daha önceki bir şeyi var mı? Arka planı var mı? Yoksa 25'ten sonra mı böyle bir politika, köklü bir politika değişikliğine gidildi? Çünkü bunun üzerinde duruyorum. Çünkü bu bilinmiyor. Zannediliyor ki Cumhuriyet kurulduğundan itibaren böyle bir asimilasyonist politika uygulandı. Oysa bunun 25'ten sonra devreye konduğunu biliyoruz. Peki neydi bu 25'te değişen? Evet, şimdi bu tür düşünenler daha önce de var ama son derece marjinal bir grup. Yani 2. Meşrutiyetle birlikte başlayan Türkçülük akımı gelişti. Buna rağmen Cumhuriyetle oluşacak olan Türk milliyetçiliği noktasında varamadı. Henüz varamadı. Genellikle en milliyetçi gruplar bile Osmanlıcılığın yanı sıra İslam üzerinden bir dayanışma ve beraberliği formüle ediyorlar. Böyle tırnak içinde aşırı bir Türkçü grup çok marjinal. Fakat sonra ne oldu? Milli mücadelede bir kere bu aşırı Türkçü grup hiç sesi neredeyse çıkamaz oldu. Konjonktür ona uygun değildi. Buna karşılık zafer kazanılıp da yeni istikamet, yeni rota tayin edileceği zaman milli mücadeleyi yapan subay ve sivil bürokrasinin zihin dünyası, yetiştikleri dönem, okudukları şeyler, entelektüel kapasiteleri onları şöyle bir noktaya getirmişti. Bu hem teorik olarak hem pratik olarak, yani siyasi tecrübelerinin vermiş olduğu bir sonuçtu bu. Şöyle dediler: Bir kere Müslüman olmayanlar sadık olmuyorlar, gidiyorlar. Şu veya bu şekilde. Dışarıdan destek arıyorlar, buluyorlar, bulamıyorlar. Ama bizimle bir mücadele ediyorlar ve bunlar bizden ayrılıyorlar. Bunu anladık. Dolayısıyla bulunduğumuz coğrafya ve toplum kesinlikle sadece Müslüman olmalıdır. Müslümanlardan kurulu olmalıdır. Gayrimüslimleri, Müslüman olmayanları istemiyoruz. Bu hepsinin ortak paydasıdır. İkinci mesele. Peki Müslümanların hepsi kalmak istiyorlar mı? Hayır. Arnavutluk bağımsızlığında onu gördüler. Arnavutlar Müslüman ama gitmek istiyorlar. Araplar Müslüman ama gitmek istiyorlar. Dolayısıyla o zaman şöyle bir mesele ortaya çıkıyor. Hem Müslüman, homojen bir Müslümanlık olması lazım. Fakat aynı zamanda Türklük diye bir şey var. Bu henüz anlaşılmış, içi doldurulmuş, tanımlanmış bir şey değil ama biz bunu yapacağız. Bu Müslüman olarak tanımladığımız yekpare bütünü Müslümanlığın üzerinden Türklük bilinciyle yoğuracağız. O andan itibaren bu Türklüğün ne olduğu konusu tartışılmaya başlanıyor. Türk kimdir? İşte 1924 Anayasası'na böyle bir madde koyuyorlar. En sonunda diyorlar ki Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkese Türk denir. Irkına bakılmaksızın. Hiçbir şeye bakılmaksızın Türk denir deniyorlar. Fakat kafalarında esas model bu değil. Zaten tartışmalar sırasında buna çok itiraz var. Ne yani şimdi? Yabancı birisi gelse de nüfus cüzdanı alsa biz buna Türk mü diyeceğiz diyorlar. Şimdi bu çok önemli bir konu. Fakat ısrarla ara vermemiz isteniyor. O zaman şunu da söyleyelim. Siz bu güncel gelişmeleri Neşe Düzel'e inanılmaz bir röportaj verdiniz. 9, 10, 11 tarihli Taraf gazetesinde 3 gün sürdü ve bunu ordunun yakın siyasi tarihi olarak anonsladılar ve bu sayeden çok çarpıcı, vurucu röportajda bu ordunun yakın siyasi tarihini de gördük. Aradan sonra hem bunu hem son gelişmeleri bunu bağlantılı olarak konuşacağız. İzleyicilerimiz de bizlere eğer arada bununla ilgili her türlü işte öğrenmek istedikleri katkı bir şekilde gün ile irtibatlamak istiyorlarsa bu şeylere gönderdikleri ilk partiye devamlarını rica ediyoruz. Evet, kısa bir ara sonra tekrar görüşmek üzere efendim. Sanatına dair her şeyi bulabileceğiniz bir program. Kadraj. Bir sanat dalı olarak fotoğrafçılık, teknik özellikleri ve ödüllü fotoğraflar. Fotoğraf sanatına gönül veren herkes için Kadraj ekrana geliyor. Kadraj Mehtap TV'de. Dıt kart alacaktım. Tabii. Ne oluyor ya? Şimdi kredi kartı özelliğimiz zaten var. Bunlar da içinde. Bozuk para özelliği. 35 ETL'ye kadar yapacağınız bütün alışverişlerde dıtlıyorsunuz. KGS'lerde dıtlıyorsunuz. Deniz ulaşımında, şehir içi otobüslerde bilet yerine dıtlıyorsunuz. Hepsi içinde yani. Nasıl? Dıt. Hem hızlı hem de marifetli temassız kredi kartı. Unuttum. Taksilerde de dıtlayabiliyorsunuz. Halk arasında ÖSS olarak bilinen sınavı yeni adı aşağıdakilerden hangisidir? A. ABS, B. KGS, C. ABD, D. LPG, E. Hiçbiri. Değişen sınav sistemi ve sorular kafanızı karıştırmasın. TEM Yayınları'nın hazırladığı Zaman LYS ve YGS deneme kitapçıkları her çarşamba bayilerde. Yıllardır mutfaklarınızda. Orkide. Sağlıkla, güvenle. esnek mor fiksne göbüşü rahatmış bebeğimin. Cırt cırtlarımız da sağlanmış. Bacakları da rahatlamış. Tıpış tıpış yürüyecekmiş artık. Yeni mor fiks incelmiş. Tam üstüne göre olmuş. Oh, keyfin yerinde bakıyorum. Bebeğinize güvenle saran dört dörtlük uyum. Dördü bir arada sadece mor fikste. Mor fiksle neşeli bebekler, gerçek gülücükler. Koca bir çınarın kökleri gibi Anadolu'yu saran ve onu tarih boyunca yaşatan efsanelerimiz. Yani türkülerimiz. Yüreğim senindir, kalbimi sevindir, bahtavar kızısam. Türk halk müziğinin seçkin örnekleri Özkan Toksoy ve Gökmen Ürün'ün yorumlarıyla Sezgiler programında ekrana taşınıyor. Sezgiler, Mehtap TV'de. Gündemdeki olaylara ve olgulara içten ve özgün yorumlar Düşünce Günlüğü'nde ekrana geliyor. Düşünce hayatımızın yansımaları, kamuoyunun beklentileri sosyolojik bir dille analiz ediliyor. Gazeteci Ali Bulaç, Ahmet Taş getiren ve Hüseyin Gülerce Türkiye ve dünyadan temel başlıkları Düşünce Günlüğü'nde masaya yatırıyor. Düşünce Günlüğü Mehtap TV'de. Değerli Mehtap TV izleyicileri, Akıl Defteri programına devam ediyoruz. Bu akşam Mehmet Altan var, ben varım. Eser Karakaş yurt dışında, fakat onun yerine Profesör Cemil Koçak'ı konuk ediyoruz ve onun da varlığından istifade tarihimizin üzerindeki örtüleri ucundan kenarından kaldırmaya çalışıyoruz. Şimdi Cemil, bu İlk yarısında programımızın konuştuğumuz meseleyi biraz daha açmak istiyorum. Bu 1919'dan, yani milli mücadelenin başlamasından 1925'e kadar devam eden politika farklı, 1925'ten sonra devam eden politika farklı. 25'ten sonra nasıl bir politika benimsendiğini 3 aşağı 5 yukarı anlattın, onun üzerinde durduk. Ama bu 19 ve 25, yani milli mücadelenin kazanılmasını sağlayan politikası Atatürk'ün neydi? Sen de çeşitli yazılarında ve mülakatlarında üzerinde duruyorsun. Mustafa Kemal Paşa çok aslında asker olduğundan belki daha çok politikacı bir adam. Evet. Yani politika uygulamak, bir politika ustası. İşin o tarafını da biraz, yani 19 ve 25 arasındaki politikanın esaslarını da biraz anlatır mısın? Şimdi İsmet Paşa anılarında diyor ki, Atatürk'ün, soruyorlar İsmet Paşa'ya, Atatürk'ün komutanlığı mı daha muhteşemdir, politikacılığı mı diye soruyorlar. İsmet Paşa tereddütsüz bir şekilde şöyle diyor. Normalde şöyle demesini beklersiniz. Ya o her tarafı mükemmeldir demesini beklersiniz. İsmet Paşa diyor ki onun politikacı yönü komutanlık yönünden daha ileridir. Şimdi bu lafa bir mim koymak unutulmaz lazım. Laflarından. Yani İsmet Paşa gibi bir herhalde iyi her bir politikacının. Büyüktü ama en büyük yanı siyasetçiydi. Şimdi o böyle bir politik kurdun böyle bir şeyi söylüyor olmasına mim koymak lazım. Bana soracak olursanız bu tespit çok doğru. Şimdi bir politikacı olarak Atatürk ilk başta cepheden dönüyor, Yıldırım Orduları komutanlığından gidiyor Perapalas'a yerleşiyor. Perapalas'ta kimler var? İngiliz işgal kuvvetleri var. Şimdi eğer İngiliz işgal kuvvetleriyle hemhal olmak istemiyorsanız gidip üstelik de dünyanın parasını verip lüks otelde kalmanın bir manası yok. Gider basit kiralık bir evde kalırsınız. Hayır. Özellikle Perapalas'a gidiyor. İngilizlerle konuşuyor. acaba bir barış anlaşması olabilir mi İngilizler'de? Diyalog arıyor. Diyalog arıyor ve acaba bu barış anlaşmasını İngilizler benim üzerimden yapmayı tercih ederler mi? Böylelikle ben de sadrazam olabilirim veya başka bir şey olabilirim. Bu politikaya uzun süre ısrarla devam ediyor. Sonra bu politikanın herhalde bir işe yaramadığını ya da yaramayacağına kesin olarak kanaat getirdikten sonra görevli alıp Samsun'a geliyor. O tarihten itibaren milli mücadeledeki politikanın iki tane ana yörüngesi var. Birinci yörünge, karşı cepheyi mümkün olduğu kadar bölüp parçalamak. Şimdi bir tarafta İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Yunanlılar, öbür tarafta Ermeniler. Şimdi herkes birleşirse eğer, bütün düşmanlar birleşirse sana karşı kazanma şansı yok. Onun için yapılması gereken şey politik bir hamleyle karşıdaki ekibi kendi arasında bütünlüğünü bozmak, mümkün olursa onları birbirine düşürmek, daha da mümkün olursa aralarından bazılarını kendi yanımıza geçirmesini sağlamak. Bunu yapmaya çalışıyor. Onun için diyor ki biz bir kere mütarekeyi bozmuyoruz diyor, ateşkesi bozmuyoruz. İngilizlerle, Fransızlarla falan hiçbir şekilde bir savaşımız yoktur diyor. İkincisi, İngilizlerin kazık attığı İtalyanları ve Fransızları, İngilizlerin attığı kazığı göstererek onları İngilizlerden yanından alıyor ve tamamen tecrit ediyor İngiltere'nin yanında İtalyanları ve Fransızları. Önce İtalyanlar İngiliz kazığını, İzmir bölgesini ellerinden kaçırıp anlıyorlar ve onlar hemen çekiliyorlar ve giderken de ellerinde getirmiş oldukları bütün askeri malzemeyi, cephaneyi sattık adı altında Ankara'ya hibe edip gidiyorlar. Şimdi bu çok iyi bilinmeyen bir yönüdür milli mücadele. Hayır, yani. Bir de hiç konuşulmuyor. Hiç konuşulmuyor. Mesela şöyle bir, bu konu hazır açılmışken benim de aklıma takılan bu bir, biz bu Kurtuluş Savaşı'nı hiç İngiltere yokmuş. Yani dünya devi süperi, imparatoru değilmiş. Biz de o 50.000 kişinin öldürüldüğü Dersim gibi bir yermişiz. Kendi içimizde yaşamışız ve hesaplaşmışız gibi anlatılır. Galiba bu da Nutuk'la başlayan bir şey. Yani bugün Irak'ta olup bitenleri Amerika olmadan anlatmaya kalkmak gibi ve genellikle de tarihi böyle öğretirler. Yani İngiltere'nin çıkarları, politikaları, buraya ait bakışı, stratejisi falan yok. Burası kendinden bağımsız bir yer. İşte birileri de geldi falan, gittik. İkincisi, bu 7 düvele karşı verdiğimiz bir milli mücadele diye anlatılır. Ama ben bütün o süreçte İngiltere'nin çıkarlarına halel gelen hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi birinci cümle olarak şöyle başlayalım. İşgal başlıyor. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar. İngilizler ve Fransızlar İstanbul'a 100.000 kişilik ordu yığıyorlar. 100.000 kişilik ordu. Kurtuluş Savaşı sırasında siz 100.000 kişilik ordunun herhangi bir hareketlendiğini gördünüz mü, duydunuz mu? Yok. 100.000 kişi orada. Bu ne kadar önemli bir rakam olduğunu şöyle anlatayım. 26 Ağustos 1922 sabahında Batı cephesinde Yunan kuvvetlerine karşı taarruza geçen Türk ordusunun yekûnü 100.000'in biraz üzerindeydi. Bu kadar önemli bir rakam. Niye bu kadar asker getiriyorlar da hiçbir şey yapmıyorlar? Çünkü niye bu hakikaten? Çünkü bu askeri Anadolu'da kullanmak üzere getirmiyorlar. Bu askeri Batum'a götürecekler İstanbul'dan. Orada çok daha belalı bir düşman var. O askerlerin asıl gücü oraya gidecek. Bir kısmı gidiyor, büyük bir kısmı gidemiyor. İngilizler de kendi içlerinde Orta Doğu politikasında bölünmüş vaziyetteler. Şimdi bir grup ki bunlar zamanında biraz iktidar olmuş kesim. Ha tabii, çok çok önemli. Evet. Hayati bir konu bu. Hayati bir konu bu. Yani İngiliz en konuşulmayan meselelerden biri. Şimdi biz hep böyle monolitik. Efendim İngilizler böyle yapıyor, Ermeniler böyle yapıyor, Türkler de böyle yapıyor falan diye konuşuyoruz. Böyle düşünmeye ve böyle analiz etmeye alışıyoruz. Bu tamamen yanlış. Halbuki İngiliz var, İngiliz var. Koalisyon. Şimdi bugün olduğu gibi şimdi Amerika'nın Irak politikası diye bir şey söylüyoruz. Hmm. Hangi Amerika'nın? Bush politikasından bahsediyorsunuz, Obama'nın politikasından bahsediyorsunuz. Bunlardan herhangi bir tanesinin iktidarda olmasının sonuçlarının ne kadar farklı olacağının farkında mıyız? Umarım farkındayız. İngilizler de böyle. Şimdi bir kısım diyor ki yürüyelim arkadaşlar. Burada taş üstünde bırakmayalım. Bizim gücümüz varken buna. Bir kısım da diyor ki ne lüzum var? Yukarıda Bolşeviklerle uğraşacağız. Aşağıda Kemalcilerle uğraşacağız. Biz bunda helak mı olacağız? Oysa İngiliz istihbaratı bu arada Anadolu'dan hababam debabam rapor gönderiyor. Niye bu kadar düşmanca davranıyorsunuz anlamıyoruz. Biz buradaki arkadaşlarla konuşuyoruz. Bunlar gayet muhatap alınacak insanlar, aklı başında insanlar. Biz bunlarla anlaşalım, burayı bitirelim ve doğru yukarıya çıkalım. Sovyetler Birliği'ni halledelim diyorlar. İngiliz politikası gelgitli bir politika bu arada. O kadar gelgitli bir politika ki 1921 Sakarya Savaşı, Sakarya dönüm noktası olan savaşta İngiliz istihbaratı Türk Genelkurmay'ın Sakarya savaş planlarını ele geçiriyor. O kadar iyi çalışan bir istihbarat bu. Ve yakın da çalışan. Yoksa nasıl olur bu? Londra'ya gönderiyorlar. Londra bakıyor, bunu Yunanlara vermiyorlar. İş bitiyor. Biz tarafsızız diyorlar. Peki. Şimdi demek ki politika tamamen değişmiş. Yunanlıları işgale teşvik eden de İngilizler değil mi? Bu İngilizlerin atmadığı kazık yok. Önce İtalyanlara, Ege bölgesinde, sonra Fransızlara, Suriye'de, Suriye ve Lübnan'da, arkasına en sonunda Yunanlılara, Yunanistan'ın kendi başına bu çapta bir operasyonu gerçekleştirebilecek gücü yok tabii. Onlar da İngilizlere dayanarak ve oradan gelecek desteğe güvenerek bu işe giriyorlar. Sonra tam filmin ortası geliyor. İngilizler diyorlar ki bizim bu işlerle bir alakamız yok. Biz zaten tarafsızız bu sizin Türklerle olan savaşlarla. Bu söylediğiniz bir cümle çok ilginç. Yani bütün harp planı elinde İngiltere'nin. Evet, İstese verir. Demek ki orada bir denge tutmaya çalışıyor. Şimdi Atatürk'ün politikacı yönü bir de içeriye yönelik. İçeride ittifak yapmak zorunda bir de. Şimdi kimlerle ittifak yapacaksınız? Şimdi çıkıp da desek ki arkadaşlar bu Türklerin kurtuluş mücadelesidir. Sadece Türk bayrağını koyarız. Türkler arkamızdan gelsin derseniz bu iyi bir politikacılık değil. Çünkü muhtemelen müşteriniz çok azalacak. Onun yerine İslami bir yeşil renkte bayrak çıkarmak, Kurtuluş Savaşı fotoğraflarında görüldüğü gibi Türk bayraklarının yanı sıra İslami renk olan bir Alevileri seferber ediyor. Hacı Hoca takımına Nakşibendiler, Mevleviler, Hacı Bektaş nereye giderse diyor ki biz zaten sizdeniz. Ve Kürtler. Ve Kürtlere ne vaat ediliyor? Şimdi Kürtlere önce İngilizler vaat ediyor. İngilizler Ermenilere malum devlet, vatan vaat etmiyorlar. Fakat Kürtlere de aynı vaatte ve ikramda bulunuyorlar. Fakat sınırlar muğlak. Ermenilerin sınırı nerede olacak? Kürtlerin sınırı nerede olacak? Bunlar belli değil. Tabii her iki tarafta mümkün olduğu kadar sınırlarını geniş tutmak eğiliminde. Şimdi Ankara'dakiler bunu anlayınca, haber alınca hemen Kürt aşiretlerine haber gönderiyorlar ki İngilizler sizi böyle kandırmaya çalışıyorlar. Bunlar herkese kazık atarlar. Araplara da atacaklar. Onlara da devlet sözü, bağımsızlık vereceğiz diyorlar. Vermezler. Size de sonunda kazık atarlar. Siz bizimle birlikte olursanız ve biz bu mücadeleyi hep birlikte yapar ve kazanırsak o takdirde biz Kürtlerin kendi içlerinde serbestçe gelişmelerine, istedikleri gibi kendi kendilerini yönetmelerine izin vereceğiz. Bu meşhur 23. Bu daha 1919'da hemen deklare ediliyor. Aksi takdirde Kürtler niye gelsinler Türklerin mücadelesine? Herkes kendi mücadelesi. Araplar geliyorlar mı? Arnavutlar geliyorlar mı? Niye gelsinler? Böyle bir şey olamaz. Politik olarak mümkün değil. Ve İstiklal Savaşı boyunca mecliste her çıkan kişi burası İslam anasırının, İslam unsurlarının, değişik İslam unsurlarının kurmuş oldukları bir meclistir. Anadolu ve Rumeli Müslümanlarının kurmuş olduğu bir meclistir. etnik kökenlerimizin ne olduğu, nereden geldiğimiz hiç önemli değildir. Önemli olan bizim İslam milletine ait olmak, fert olarak buraya ait olmamızdır diyorlar. Sonra milli mücadele bitiyor, Lozan'a gidiliyor. Orada diyorlar ki sizin azınlıklar var. Hayırdır, kimdir? Kürtler vardır. Olur mu diyorlar. Biz şimdi sizinle Kürtlerin ve Türklerin adına konuşuyorum diyor İsmet Paşa. Türklerin ve Kürtlerin adına konuşuyorum. Lozan tamamen Türk ve Kürt barış anlaşması temelinde yapılıyor. Ne zaman değişiyor bu iş? Atatürk diyoruz, bir de bakıyorsunuz Atatürk 1924'ten 1925'e gelirken yavaş yavaş Türkiye'liyiz biz. Türkiye halkıyız biz diye konuşurken Türk milleti tanımını yavaş yavaş kullanmaya başlıyor. 1924 Anayasasına bu vatandaşlık bağıyla bağlı olanlar Türktür giriyor. Arkasından Türkiye halkı denir. 1925 Şeyh Said ayaklanmasıyla birlikte bu Kürt politikasından tamamen ulus devlet paradigması için vazgeçiliyor. Daha önce de zaten böyle bir düşünce var mıydı? Bilemeyiz. Bildiğimiz bir tek şey bu tarihten itibaren artık bir daha Kürt diye bir şey olmayacak. Kürtçe diye bir şey olmayacak. Burada yaşayanların hepsi Türk olarak tanımlanacak. Türkçe konuşan, dini Müslüman olan insanların kurmuş oldukları bir devlet çatısı altında Türklük bilinci ve kültürünü yerleştireceğiz. Politikası burada başlıyor. Diyanetin temsil ettiği İslam anlayışı herkes tarafından kabul edilecek. Şimdi şurada biraz izleyicilerden çok yoğun mesaj var. Bunlara bir bakalım. Sonra bu ordunun yakın tarihi, yakın siyasi tarihi ve bugünkü son gelişmeler, Ergenekon vesaire, bütün onlara geçelim. Mehmet Sulga bize iltifat ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bu Adem Kahraman Dursun Çiçek ile ilgili sorular soruyor. Bir İrfan Dölek Eser Karakaş'ın 11 Kasım tarihli yazısını söylüyor. Deniz Baykal ve Partisi'nin halkçı oldukları falan yok diyor. Nazan Hanım CHP ve Baykal ekibine diyor Atatürk'ü anlatan dersler verseler. Alper Erdoğan paşaları görevden alma yöntemlerini aramak yerine iştah kabartan muslukları kesmek zorunda. İlk sivil başbakan Menderes ve ilk sivil cumhurbaşkanı Özal neden öldürüldü? Bunu aklından çıkarmamalıdır ve ordunun bir şekilde bu son gelişmelerde inisiyatif almasını istiyor bu şeyle çekmiş Selçuk Demirbaş. Kocaeli'nden Hakan Kalender iltifatlar ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Diyor ki Mustafa Teke, değerli hocalarım, güçlü ordu üzerinde birikmiş olan enerjiyi nasıl boşaltacak? PKK ile, halk ile, siyaset ile, Afganistan ile, Aden Körfezi, Somali ile mi uğraşacak? Nedir burada? Cevap burada saklı değil mi diyor. Hacı Hüseyin Rahmi Öymen'in özür dilemesine gerek yok. CHP'nin mantığını anlattı diyor. Dursun Durmaz Ankara'dan diyor ki bu işler ne zaman düzelir? Bunu bilgisayara soyarsak bozulur diye korkuyoruz. Mehmet Nazif Güraslan iki önemli bir aktarımda bulunuyor. Başbakan 11 Kasım 2005'te Şemdinli olayları sonrası açıklaması. Nereden gelirse gelsin, kim tarafından yapılmış olursa olsun, kim yapmışsa bunun bedelini ödeyecektir. Biz bu işin sonuna kadar takipçisiyiz. Savcı Ferhat Sarıkaya için söylenmiştir. El hak doğru çıkmıştır diyor. Başbakanın 3 Kasım 2009 tarihli konuşması. Kim olursa olsun, nerede olursa olsun bunların ortaya çıkarılması lazım. Partimize yönelik kirli senaryoları içeren bir belge ortaya çıktı. Bu belgenin peşini bırakmayacağız. Hiçbir şeyin üzeri örtülmüyor, örtülemezdi. Yukarıdaki önermeye göre bu sözün muhatabı Ergenekon savcılarıdır. Doğru çıkıp çıkmayacağını inşallah görürüz. Sayın Başbakan cuntacıların peşinde, cuntacılar çalışıyor diyor. Abdullah Birlik Genelkurmay'dakiler bu albayın konuşmasından korkuyorlar. Bunu gördük diyor. Muharrem İki Tumur bu otoriter sistemi ayakta tutan tüm yasal engelleri temizlemek gibi acil bir görev iktidarın görevidir diyor. Bunun hemen yapılmasını istiyor. Orhan Kaplan diyor ki bunu 8.45'te size yazıyorum. İlk konu sanırım Öymen yahut Çiçek olacaktır diyor. CHP'nin neresi sosyal demokrat diye de soruyor. Turgay Akkaya, Osmanlı İmparatorluğu parçalandığı zaman Kürtler ulus devlet kuramadı. Kürtlerin bir devletinin olmaması kendilerini dünyada temsil edememe sorunun ana nedeni değil mi? Sadece demokrasi içerisinde bu sorun çözülebilir mi diye soruyor. Ben de bir şey okuyayım. Söyle. Orhan Kaplan Bursa'dan yazıyor. Sayın Koçak hoş geldiniz. Sizi de bir aydın sorumluluğu içinde olayları değerlendirmenizi gıptayla izliyoruz diyor. Sağ sana olsun. Saygılarını gönderiyor. Ondan sonra bir Mustafa Tuncay adlı izleyicimiz diyor ki Onur Öymen istifa edeceğine kendisini affettirmek için Tunceli'nin adının Dersim olarak değiştirmesi için bir teklif verse daha iyi olmaz mı diye soruyor. Ondan sonra Adil Erten diyor ki bizler bu çalkantılara yuvarlana gelirken yeni doğmuş bebekler de bunlarla yaşar ve yaşlanır mı sizce diyor. Tevfik Uygur, ABD Rusça ehliyet sınavı veriliyor isteyene. Bizim duvarlarımız Berlin'in 20. senesi olduğundan hareketle bizim duvarlar nasıl ve ne zaman yıkılırız sizce diyor. Batman'dan Kemal bu ülkede darbecilerin ve statikocuların en büyük teminatı Cumhuriyet Halk Partisi'dir diyor. Canzer diyor ki bu ülkedeki 1984 ile 2010 arasında bazı eylemler olmuştur. Devlet gereğini yapmıştır. Yansılar olmuş. Bu Dersim'den kalkarak bir şey çıkartıyor. Hasan İnal, bu nasıl bağımsız yargı? Simit çalana 9 yıl, darbe planlayana 49 saatte serbest bırakılıyor diyor. Bir şekilde Ercan Osman, Albay Çiçek yaş kuru fark etmez serbest kaldı gene helal olsun diyor. Artık hiç güvenim kalmadı ne askere ne yargıya diye ekliyor. Bir başka izleyicimiz Ziya, İsmail Beşikçi'yi de çağırır mısınız diyor. Canan Sanlı Ayvalık'tan yine evet. Cemil Koçak'a sesleniyor. Cemil Koçak'ı programınıza davet etmenizden büyük mutluluk duyduk. Taraf gazetesindeki 3 gün boyunca yayımlanan söyleşisini büyük ilgiyle okuduk. Onu çok beğeniyor ve seviyoruz. Bilgilerine değer veriyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz diyor. Program harika gidiyor. Tebrikler Sayın Koçak'a çok teşekkürler diyor Eser Karakaş. Eser işin kolayını buldu. Bunu söyleyelim sonra devam edelim. Çünkü çok yoğun mesaj var. Bunları devam edeceğiz. Yargı tamamen bağımsız, tamamen taraflı diyor Turgut Büyüköztürk. İkinci maddesi Türkiye diyor ki anayasanın ikinci maddesi Türkiye Cumhuriyeti Kemalist bir devlettir diye değiştirilmeli diyor. Murat Kolaçan Atilla Kıyat'ı eleştiriyor. Böyle bir hukuk anlayışı nerede görülmüştür diyor. Demokrasi gelecek diyor mutluydum ama ne yazık ki zor gibi gözüküyor diyor. Bence hiç umutsuz olmaya gerek yok. Evet sonrası devam edelim. Ben de bunların hepsine bir bakayım. Evet Mehmet şimdi sana bir sorum var. Biraz Cemil Koçak'ı dinlendirelim. Sana dönelim. Efendim geçtiğimiz haftanın tabii ki en önemli gelişmelerinden biri neydi? Sayın Genelkurmay Albay Dursun Çiçek yeniden tutuklandı. Fakat bu sefer 18 saat 43 saat ceza kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Ve dendi ki deliller zayıf dendi. Mahkemenin gerekçesinde ayrıca da kaçma tehlikesi bulunmuyor dendi ve böylelikle serbest bırakıldı. Bu serbest bırakılma olayını nasıl yorumluyorsun? Tabii büyük bir tartışmaya yol açtı bu serbest bırakma olayı. Sen bunu nasıl yorumluyorsun? Herhalde bunlar Türk Ceza Kanunu'nun benim bilmediğim maddeleri. Bir Ergenekon planı, darbe planı, suçsuz insanların evine sağına soluna koyma planı. Fotokopisi bulunursa sanık 18 saat tutulur ama aslında dava bulunursa kapatılmaz. Orijinali bulunursa 43 saat tutulur ama dava tamamen ortadan kaldırılır. 1935'teki Tunceli'de, Dersim'deki mahkeme anlayışının devamı da olabilir. Tabii ben bugün terör sanığı, çünkü ilk tutuklanması darbeye teşebbüs ve terör örgütü üyesi olmaktı. Tabii hukuk fakülteleri de demek ki inanılmaz hukukçu yetiştiriyor. Çok alternatiflikten seçme. Eğer ilk mahkemeye düşersen tutuklanıyorsun ve darbe terör örgütü üyesi olmaktan suçlanıyorsan, itiraz söz konusu olduğunda işte toparlanan, o sırada üyeleri oradan buradan geliyor galiba, diğer yerlerden öyle bir mahkeme olursa, birinci nasıl bir hukuk anlayışıysa ilk 3 hakimle diğer 3 gün birisi diyor burada çok önemli deliller var. Hiçbir delil yok, tamamen kendisini bırakıyoruz, bir şekilde özür dileriz, yanlış yapıldı. Bu bir komedi, yani bu bir rezalet, bu bir skandal, bu bir ikinci Şemdinli. Onun için bunun izah edilir tarafı yok, anlaşılır tarafı yok. Ama Cemil Bey'in anlattıklarından çok iyi anlaşılan bir başka yanı da var. Bunu ben şöyle görüyorum. Yani bunun hukuksal kısmını herkes zaten gördü. Bu kamuoyu vicdanında bu karar nasıl yankılandığını, belki Genelkurmay'ın bugünkü yönetimi farkında değil ama ben onlardan yani öneririm, gidip bir Anadolu her tarafa bir baksınlar. Bunun siyasi tarafı şu, bu mantıktır. Yani bize dokunamazsın, bizi yargılayamazsın. Biz hukuk dışıyız, biz sorgu dışıyız. Biz buranın esas patronuyuz. İşte bir şekilde cuntacılık, darbecilik vesaire, bunlar hep bizim kendi algımız, yetkimiz, anlayışımız içindedir. Hukuk olarak da bunu kimse yargılayamaz. Kimseye de dokundurtmayız. Şemdinli'de böyle olmadı mı? Şemdinli'de gözümüzün önünde bomba atanlar, arabaları, jitemciler, arka kapaklar kalktı. Her şeyleri gördük. Peki biz sonra ne oldu? Sivil mahkemede 39 yıl 4 aya mahkum oldular. Yargıtay üstünden nasıl olduysa oldu, askeri mahkemeye sevk edildi. Oradan da serbest bırakıldı. 27 Nisan'da bir önceki Genelkurmay Başkanı bizzat muhtıra yazdığını söyledi. Bu bir anayasal suçtur. Türkiye'de işte hukukçular var, hukuk fakülteleri var, profesörler, doçentler vesaire, avukatlar, bürolar, Yargıtay, yüksek yargı filan. Allah'ın bir tek kulu, ne askeri savcı ne sivil savcı, ya bu anayasayı deldi, anayasal suçtur diye hiç kimse ağzını açmadı. Aynı zamanda emekli olduktan sonra kalktı, dedi ki Van savcısını ben attırdım. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Müdürü Sabri Uzun'u ben attırdım. İşte başka yere emekli ettim. Bu muhtırayı ben yazdım. Suçu bir şekilde üstlendi. Gene hiçbir hareket yok. Hükümette, parlamentosu, muhalefeti hepsi sustu. Bu yeni aşamadaysa bir başka farklılık var. Onu da yarınki yazımda yazdım. Askeriye alışmış. Höt! Susulacak. Kimse karışmayacak. Bu höt diye bağırıyor. Fakat bence bir ikinci Genelkurmay artık bu işlerden usanmış. Yani halkla, milli iradeyle karşı karşıya gelmek istemeyen, Türkiye'nin bir savunma ordusu, yüksek düzeyde vurucu gücü gelişmiş, savunmada çok ilerlemiş bir gerçek savunma ordusu, rejimle alakalı değil, kendi işleriyle alakalı bir ordu ihtiyacı içinde olan bir diğer kesim, her seferinde bu üstü kapatıldı, yok edildi, çiçi bilmem kağıt parçasıdır, işte bilmem ne dedikçe belge gönderiyor. İkinci subay ve üçüncü ihbar. Şimdi ne oldu? Ne oldu? Bir 43 saatte tamam, bir daha üstüne gidilemeyecek şekilde, junta da yok, böyle bir belge de yok. Bunların hepsi yalan, uyduruldu filan. Diğer ihbar yapan kişiler de hepsi yalan, palavra filan dendi. Bu sefer inanılmaz genişlikte bir başka koli geldi. Ve şimdi bu... demek ki bunlar Genelkurmay'dan geliyor. Demek ki Genelkurmay'ın bir etkin kesimi artık bu işi bitirmek istiyor. Diğer tarafta çünkü oradaki bu junta iddiaları doğrulanması halinde, bu Albay Çiçek ve onun etrafında emir komuta zincirinin bu ilgili iddialar doğrulanması halinde bir büyük kesim oradan alıp atılacak. komuta akademisine gidemeyecekler. Onun mücadelesiyle ilgili olarak onlar direniyor. Her şeye rağmen ordu içi iktidarı ele almak istiyorlar. Bütün bu suçlamalara, belge iddialarına rağmen. Diğeri de artık biz bundan sıkıldık diyor. Ben ilk defa diğerlerinden farklı olarak Genelkurmay'dan bu belgelerin sızdırılmasının eskisiyle ilişik kesme konusunda bir ciddi iradenin olduğunu düşünüyorum. Tabii bir taraftan da hükümetin gereğini yapmasını. Çünkü bir de siyasi bir analiz yapalım. Sonra konuşmak istemiyorum hazır Cemil Bey'i bulmuşken. Siyaseten de Ankara'da askeri bürokrasiyle hükümet arasındaki bir uzlaşmanın devam edemez hale geldiğini görüyorum. Yani ben hiç kimseyi sana dokundurtmam dediğin an bu hükümete bir başka isyandır. Yani bu bir anlaşmayla, bir kompromiyle, bir sessizlikle geçiştirilemeyecek çok sert bir noktaya doğru da gidiyor. Yani hükümeti bu kadar sessiz kalmasına imkan yok. Bir de tabii yargının ne olduğuna bir soru işareti koymak lazım. Şimdi senin bu bıraktığın yerden ben alayım. Çünkü geçtiğimiz hafta içerisinde ordu içindekine benzer bir hukuk yanlılarıyla hukuksuzluk yanlıları arasındaki mücadeleye benzer bir mücadele sanki yargı içinde de cereyan ediyor. Ben öyle anlıyorum. Ergenekon savcıları 56 tane savcı ve yargıcın Ergenekon'la ilgili olabileceği şüphesiyle telefonlarının mahkeme kararıyla dinlenmesini istemiş ve bu yargıç ve savcılar arasında İstanbul Başsavcısının olması da tabii bomba. Dursun Çiçek kararını gördükten sonra niye istediklerini çok iyi anlıyoruz birader. Evet. Yani evet. Bu arada geçtiğimiz hafta içerisinde ortaya çıkan başka bir olay da nedir? Hiçbir mahkeme kararı olmadığı halde ülkenin başbakanının telefonlarının 6 yıldır kimler olduğu bilinmeyen çevrelerce izlendiği ve değil mi gazetelerde ve dergilerde Ergenekon'la ilişkili gazete ve dergilerde tefrika edildiği de ortaya çıktı. Bu da inanılmaz, inanılmaz bir olaydı. Medya yani ayağı çok söylenmedi. Bunu söylemediler. Halbuki bu yazıldı. Ergenekon taraftarı medya bundan neredeyse bahsetmedi. Hangi televizyona verecekler? Bahsetmedi. Hangi gazeteye verecekler? Bunların hepsi adres olarak belirtildi. Yani hakikaten senin demin söylediğin gibi Türkiye'de tanık olduğumuz olay hukuk devleti yanlarıyla bu vesayet düzeninin askeri bürokratik vesayet düzeninin devam etmesi ve milletin değil bu bürokrasinin hakim olmasının devam etmesini isteyenler arasında bir mücadeleye tanık oluyoruz. Ya birisi bize kalksın anlatsın nasıl oluyor da 3 kişilik bir ağır cezanın verdiği bir darbe teşebbüsü, terör örgütü üyeliğini aynı düzeyde görev yapan ama işte bir yerlerden o nasıl o bilmiyorum onu bir nöbetçi mahkeme şu falan diyor. Diğer 3 kişi serbest bırakıp dosyayı kapatıyor. Ya siz aynı fakültelerde okumadınız mı? Aynı ceza kanunundan bakarak yargılamıyor musunuz? Aynı delillerle ilgili değil misiniz? Peki niye biriniz siyah biriniz beyaz bir adli bir hukuksal vicdan yok mu ya sizde? Ya böyle bir dehşet verici bir hadise olabilir. Ona düşersen tutuklusun, darbe bilmem nesi. Buna düşerse ya hangisi doğru? Ordu Türkiye'nin geleneklerine bakarsan birincisi haklı olduğu anlaşılıyor. Çünkü modernleştik biz. Hiç darbe girişimlerine kimse ağzını açmak değil. Bu sefer büyük belgeler yakalandı. O Genelkurmay'dan gönderilen destekle birisi yakalandı. Bu sefer bir başka kanat, bir başka 3. Ya yanlışmış filan. Özür dileriz. 18 saatte de kimi 18 saatte serbest bırakıyor ya Türkiye'de? Kim 43 saat? Suçlama da ne kadar hızlı çalışıyormuş. Darbeye teşebbüs. Ne kadar hızlı çalışıyormuş bizim şey. Bu tamamen nedir bu? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yargı kararından bağımsız. Sana posta koyuyorum ulan. Sana dokundurtmayacağım adamıma demek. Bir kısmı da diyor kardeşim ben artık senden bıktım. Seni yakalatacağım. Bunun kavgası. Fakat bunun kavgasına yargının bu kadar dahil olabilmesi dehşet verici ya. Hukuk nerede? Evet, sana hep tarihi sorduk. Evet, şimdi ordunun yakın siyasi tarihine geçebiliriz. Cemil Bey, nedir bu? Hep tarihi sorduk. Peki bu güncel gelişmeler hakkında sen ne diyorsun? Şimdi ben... Şimdi burada ordu siyaset ilişkisinin başlangıcı Osmanlı modernleşmesidir. İttihat ve Terakki'de sivil ve entelektüel kanat ağırlıklı değildi. 31 Mart ordu içi kavgaydı. Hareket ordusu kendi ordusunu vurdu. Askerin siyasetteki ağırlığı Abdülhamit döneminde asgariye indi. Mustafa Kemal, Yakup Cemil'in darbe girişimine karışmış olabilir ve devamında devlet barıştan korkuyor. Bizim ideolojimiz gereği savaşta yenilmeyen bir milletiz ve hep barış masasında kaybediyoruz. Onun için barış savaştan daha tehlikeli görülüyor. Ordu ve siyaset ilişkilerine şöyle söylüyorsunuz. Atatürk döneminde de ordunun siyaset üzerindeki ağırlığı çok büyüktü. Zaten Atatürk ordu politikaya karışmasın diye bir şey söylemedi. Bu tamamen uydurmadır. Atatürk bunu söyleyemez. Çünkü bunu diyebilmesi için kendisinin de üniformasını çıkarması gerekir. O dönemde ise üniformayı kimse çıkaramazdı. Sonra şöyle devamı var. Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı seçildiğinde bile muvazzaf askerdi. Maaşını Genelkurmay'dan, yani Milli Savunma Bakanlığı'ndan alıyordu. Atatürk askerlikten 1927 yılında emekli oldu. İsmet Paşa ile beraber üniformayı çıkardılar. Emeklilik maaşımızı istiyoruz diye bakanlığa dilekçe yazdılar. Ve ilişkileri o zaman kesildi. 27'ye kadar peki, harika ya. Yani bütün o işte meclis başkanlığı, cumhurbaşkanlığı filan, ama askeri maaşını almaya devam ediyor. Emekli değil. Demek ki Türkiye'deki algı, ordu sana bağlı değilse siyasette güçlü olamazsın. Parlamento nay. Ben bir de şunu söyleyeyim. Arasında. Ya savaşta, Koçak'a göre orduları siyasetin dışında tutmanın iki yolu var. Ya savaşta yenilip susacaklar ya da halk istemiyoruz diyecek. Şu anda ordunun darbe yapmaktan başka bir çaresi yok. Çünkü artık iktidarını eskisi gibi sürdüremez. Sözüm meclisten dışarı. Bu söylediklerin arasında biz barıştan korkuyoruz diye bir tespit var. Şunu biraz açsana. Yani bütün hepsini aslında şöyle yapalım. Bütün bu 3 gün anlattığınız büyük ilgi çeken, gündem belirleyen ordunun yakın siyasi tarihini Şahin'in de sorusunu birleştirerek deminki dersim gibi bir kronolojik şeyde dökelim. Evet. Ordu niçin bu kadar siyasetin içinde? Evet. Bu sorunun cevabını istediğiniz gibi siz bize anlatın. Şimdi şuradan başlayalım. Bizim her yerde okuduğumuz tarih olmadığı bir tarih. Değil mi? Halk Partisi, Terakkiperver, Demokratlar, Serbest Fırka, bugün... Halbuki, evet, bu arada yağıyor şeyler, görüyorsunuz. Halbuki, anlattıklarınız ne kadar ilgi çekiyor. Halbuki Cumhuriyet tarihini ordu içi iktidar mücadelesi tarihi olarak da okuyabiliriz. Çok. Ve bana soracak olursanız eğer... Böyle de okumak... Böyle de okumak... eğer böyle okumazsanız... Bugünden hiçbir şey anlamazsınız. Harika. Söylemek istediğim şey esas itibariyle bu. Bizim bütün konuştuklarımız aslında tarihi bir arka planı olan bir olay. Evet. Şimdi nereden başlayacağım? Osmanlı modernleşmesi yeni bir ordu kurmak istedi. Modern ordu kurmak istedi. Çünkü eski ordu, Yeniçeri ordusu başa bir bela olmuştu. Hem ordu olarak, askeri olarak işe yaramıyor, fakat içeride müthiş güçlü. Bunu yıkabilmek için çok uzun zaman harcadılar. Saddam da 12 günde işgale uğradı. 25 yıldır kimse dokunamıyor. Herkesi mahvediyor. Çünkü Yeniçeri ordusu içeride güçlü, dışarıya karşı hiçbir gücü yok. Ama ordunun aslında tersini yapması gerek. Onun için baktılar ki olacak gibi değil, yeni bir ordu kurmak zorunda kaldılar. Şimdi bu yeni ordunun vazifesi... Sağ olasın. Teşekkürler. Yeni ordunun vazifesi esas itibariyle merkeze bağlı ve bağımlı olacak. Yeniçeri ordusu gibi olmayacak. Sadece modern olmakla kalmayacak. Hayır, disiplinli ordu olacak bu. Bu bir süre böyle devam etti. Sonra ortalığa genç Osmanlılar kuşağı çıktı. Bunlar da memleketi, devleti, vatanı ve milleti kurtarmak için çok enteresan bir fikir söylediler. Dediler ki bir anayasamız olması lazım. Hakimiyeti milliye olması lazım. Halkın, toplumun siyasete ve yönetime kısmen katılması lazım. Güzel. Bunun propagandasını yaptılar. Fakat iktidara gelebilmenin imkanlarını bulamadılar. Nasıl gelecekler? Ya halkı ayaklandırmaları lazım ya da sultanı ikna etmeleri lazım. İki formülasyonda boşa çıkınca akıllarına eski tecrübeler geldi ve dediler ki hazır şurada silahlı bir güç var. Biz memleketi kurtarmak için hazır yola çıkmışken bu silahlı gücün en azından bir kısmını yanımıza alalım. Bizim bugün anayasacılık, özgürlük, hakimiyeti milliye fikriyle yoğrulmuş olarak dönem gördüğümüz bu kuşağın ilk yaptığı şey iktidara gelmek için bu orduyu kullandı. Fakat bu çok kısa sürdü. Abdülhamit bütün bunu ortadan kaldırdı ve kendi tecrübesiyle gördüğü için ordu darbe yapıyor. Orduyu mümkün olduğu kadar siyasetin tamamen dışına attı, toplumun tecrüt ettiği, bunların silahla oynamasına imkan vermemeye çalıştı. O meşhur hikayeler, donanma Haliç'te yatıyor, askerler mermisiz tatbikat yapıyorlar vesaire vesaire. Çünkü bir de dışarıda da örnekleri var. Rusya'da da aynı şey oluyor. 1905'te Rus donanması Çar'a isyan ediyor. Meşhur Potemkin zırhlısının ayaklanması. Evet. Yani başka yerlerde de birileri orduyla darbe yapmak üzere oynuyor. Onun için Abdülhamit döneminin genel görüntüsü siyasetin tamamen en sivil dönemimiz. Evet. Hiç askeri paşa yok. Sivil paşalar var. Fakat Jön Türkler buna karşı eski genç Osmanlı ideolojisini bir kez daha gündeme getiriyorlar. Aynı rekabete giriyorlar. Aynı propagandayı yapıyorlar. Aynı paradoksla karşılaşıyorlar. İktidara gelecekler. Nasıl gelecekler? Jön Türk ideolojisi 20. yüzyılın başında, 1900'lerin başından itibaren küçük entelektüel çevrelerde ancak varken ve bunlar hiçbir şekilde siyasi bakımdan etkin değilken birdenbire karargahlara sızıyor bu düşünce. Jön Türk düşüncesi karargaha sızıyor. Balkanlardaki o bizim Makedonya'daki Manastır'da, Selanik'te, Ohri'de olan karargahlar bu Jön Türk düşüncesini hızla içselleştiriyorlar. Jön Türk düşüncesi gerçekte böyle askercil bir düşünce değil. Fakat bu düşünce ordu içine yayıldıktan sonra düşüncenin entelektüel kanadı dışarıda kalacak ve ondan sonra sahneye subaylar çıkacak. Hem düşüncenin temsilcisi hem de gerçek eylem adamları olarak. İttihat ve Terakki dediğimiz zaman, bugün iddiatçılık dediğimiz zaman aslında o Paris'te, Kahire'de, Cenevre'de gazete çıkaranları pek söylemiyoruz. Bu karargahlarda bu düşünceyle ve ordu ideolojisiyle üst üste örtüşmüş yepyeni bir ittihatçılık modeli ortaya çıkıyor. Bunu da bir iki cümle Jön Türk ideolojisi deyince devam ederken bir iki satırla söyleyelim hem gençler hem bilmeyenler şimdi, için. Hani bu genç Türkler ne istiyorlar diye soracak olursanız Abdülhamit'in istibdadının devlete ve memlekete büyük zararlar getirdiğini, bu şekilde yürümenin mümkün olmadığını, bugünkü tabirle bir açılım gerektiğini, bu açılımın da memlekette bir anayasa olacak, yetkiler ve haklar sınırlanacak, yürütmenin gücü belli olacak, yasamanın gücü belli olacak, özgürlük olacak, siyasi fikirler açıkla deklare edilebilecek, serbest bir siyasi rekabet olacak ve bunlar bir parlamento çatısı içinde olacak. Bizim bugün anladığımız parlamenter bir sistemi talep ediyor. Fakat bunu yani özgürlükçü ve demokratik fikirler aslında. Halk üstünden gitmiyor, evet. Asker nizam vermeye kalkıyor. Şimdi Jön Türklerin de İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin de şöyle bir paradoksu var. Şimdi bu arkadaşlar aynı zamanda toplumun elit tabakasını oluşturduklarını düşünüyorlar ve halkın bu düşünceleri o kadar kolay anlayamayacağını, anlasa dahi herhangi bir şekilde mesela Rusya'da olduğu gibi bir eyleme geçmesi halinde bu başı bozuk kalabalıklar olacağını, vatanın ve devletin bu başı bozukluk sonucunda daha kolay yıkılabileceğini hesap ediyorlar, öngörüyorlar, korkuyorlar bundan. Halkı mobilize etmek istemiyorlar. Yani kendilerine siyasette yer arıyorlar. Aslında hem, dertleri bu değil. Politikacılar hem de halkı dışarıda tutuyorlar. Mesela Rusya'da yaptığı gibi efendim Bolşeviklerin, Menşeviklerin, şunların bunların yaptığı gibi halkı mobilize etmekten kaçınıyorlar. E peki o zaman nereye tutunacaksınız? Nasıl tutunacaksınız? Kiminle yapacaksınız? Askerler kalıyor. Askerler de buna açık birdenbire bu ideoloji. Çünkü orada da aldıkları eğitim şu. Bir süre sonra anlaşılıyor ki bu arkadaşlarımız, karargahtaki arkadaşlar vatanı, devleti ve milleti kurtarabilecek yegane gücün kendileri olduğunu, bunun dışında başkaca bir güç olmadığını, kendilerine karşı çıkan her türlü gücün de vatana ihanetten yargılanması gerektiği gibi bir paradigmanın, dünya görüşünün içine giriyorlar. O andan itibaren ittihatçılık bizim anladığımız anlamda muhalefeti düşman, yabancı ülkelerin ajanı, arkadan hançerleyen grup olarak değerlendirecek, tanımlayacak ve bütün politikasını bunun üzerine dizayn edecek. O 1908'in ilk şaşalı hürriyet günleri geçtikten sonra birdenbire ittihatçılar arasında acaba Abdülhamit mi haklıydı düşüncesi yerleşmeye başlıyor. Çünkü hakikaten özgürlük veriyorsunuz, kötüye kullanıyorlar. Grev hakkı veriyorsunuz, başı bozuk işçiler kötüye kullanıyorlar. Ve devlet ve millet istikrarı bozulmuş. Kötüye kullanma oluyor, harika. Tırnak içinde. İttihatçılar lehine kullanmıyorlar. Evet. Karşı tarafı kullanıyorlar. Bu da kötüye kullan. Hatta bazıları daha da çok korkunç bir şey yapıyor. Şimdi muhalefet, ittihatçı muhalefeti de, bunlar aslında sivil muhalefet ama ittihatçılık çünkü ordu nizamı halinde davrandığı için ve ordunun önemli bir gücünü temsil ettiği için bunu devirebilmek için ordunun geri kalan kısmını kendi yanına almaya çalışıyor. Şimdi yönetmenler ısrarla bir ara vermemizi istiyorlar. Yaz bir muhtıra. Bir kısa ara verelim. Ondan sonra yine devam edeceğiz değerli izleyicilerimiz. Şimdi kısa bir ara. Öperek gelir bayram ve bir yetimin gözlerinden yayılır bütün dünyaya. Her Kurban Bayramı'nda sevinci ve umudu tazeleyen kurban yardımınız için geç kalmayın. Eksik olmayın. Kimse Yok mu Derneği 44 44 593, www.kimseyokmu.org.tr. Yıllardır mutfaklarınızda orkide, sağlıkla güvenli. Bingo'dan zamane anneleri ve kızları. Yeni Bingo Express tableti suda kaybolan özel ambalajıyla elinizi deterjana değdirmiyor. Vallahi annem haklı. Elimi bulaşığa değdirmiyorum. İzleyicilerimiz, Profesör Doktor Cemil Koçak'la yaptığımız bu akşamki programın maalesef son bölümüne geldik. Çok kısa bir süremiz var fakat tabii Sayın Koçak'ın bu demin bir önceki bölümde başladığı analizi sürdürmesini ve bugüne getirmesini isteyeceğiz. İttihatçılar orduyu devreye soktular, halkı uzaklaştırdılar siyasetten. Bu nasıl devam etti? Evet, kısa bir süre sonra Abdülhamit'in haklı olduğu gibi bir fikir ortaya çıktı ve 1912 seçimleriyle birlikte ittihatçı askeri bir diktatörlük fiilen kurulmuş oldu. Bu 1918'e kadar böyle devam etti. 18'deki büyük askeri skandal yüzünden ittihatçılık tamamen gözden düştü. Siyasi prestijini kaybetti. Kendini lağvetti bir anlamda. Kağıt üzerinde de olsa kendini lağvetti. Ve arkasından birdenbire şöyle bir manzara ortaya çıktı. Milli mücadeleyi yapacak olan Ankara'daki Milli Meclis'e gelecek olan üyeler o zamana kadar hiç rastlanılmamış bir yöntemle seçildi. Bu yöntemin özel noktalarından bir tanesi askerlerin de meclise ordudan istifa etmeden, askerlik görevlerinden ayrılmadan meclis üyesi olabilecekleri yönündeydi. İkinci meşrutiyet dönemi boyunca 1908'den 18'e kadar bu yasaktı. Hiçbir asker üniformasını çıkarmadan politika yapabilirdi, yaptılardı ama meclise giremezlerdi. Bu defa meclise de girildi. Dolayısıyla şimdi mecliste şöyle bir tablo. Hem asker hem siyasetçi. Bravo. Şimdi mecliste bakıyorsunuz üniformasız oturuyor ama aynı zamanda evde üniforması kızarsak duruyor. Askeri, evet, komutan olarak orada. Şimdi Karabekir Paşa mecliste üye. Cebesoy Paşa mecliste üye. İsmet Paşa üye, Kemal Paşa üye vesaire. Şimdi bunların hepsi asker aynı zamanda. Eğer herhangi bir siyasi mücadele olursa aralarında nasıl olacak? Ordu için mücadele olacak. Şimdi Atatürk 1924'te Nutuk'ta şöyle anlatıyor. Bana karşı paşalar komplo kurdular diye anlatıyor. Hangi paşalar? Karabekir, Cebesoy, Refet Bele. Yani Kurtuluş Savaşı'nı birlikte başardığı paşalar. Nasıl kurmuşlar? Yani ne yapmışlar? Orduyu ele geçirmeye çalıştılar bana karşı diyor. Çünkü orduyu ele geçirirseniz iktidarı ele geçiriyorsunuz. Cumhuriyetin hem öncesi ve Cumhuriyetten sonrası aslında orduyu ele geçiren siyasi iktidarı da ele geçiriyor. Tabii biz öyle okumuyoruz. Yani Cumhurbaşkanlığına seçilmiş, o başbakan olmuş, şu hükümet kurulmuş olarak okuyoruz. Tabii işin arka planı öyle değil. İşin arka planı şöyle. Cumhurbaşkanı, Maraşal. Emekli Maraşal değil. Fiili Maraşal. Fiili Maraşal. Başbakan. Orgeneral. Emekli orgeneral değil. Fiili orgeneral. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi muhalefete geçiyoruz. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın başı Kazım Karabekir. Ordu müfettişi, bugünkü anlamda ordu komutanı. Ali Fuat Cebesoy, ordu komutanı. Şimdi bu arkadaşlar kürsüye arka arkaya çıkıp da birbirlerine hitap etmeye başladıkları zaman manzara şöyle. Bir ordu komutanı çıkıyor bir şey diyor, arkasından Maraşal çıkıyor bir şey diyor. Arkasından peki ordu niye birbirine ordu Cumhuriyetin kuruluşu sırasında ordu içi mücadeleyi anlamadığımız takdirde ordunun önemini asla kavrayamayız. Orada çok kritik bir şey oluyor. Ordu iktidarını elde tutan grup siyaseten diğerlerini diskalifiye ediyor. Başka türlü şimdi şöyle efendim, Atatürk orduyu siyasetin dışında tutardı. Temel prensibi buydu diyorlar. Şimdi ben Atatürkçülere, gerçek Atatürkçülere hak vereyim burada. Hiç böyle bir şey yok. Atatürk'ün bu kadar merakı olsaydı mesela Rauf Orbay'ın yaptığı gibi ya da çok yakın arkadaşı Ali Fethi Okyar'ın yaptığı gibi zamanında 2. Meşrutiyet döneminde askerlikten istifa eder, emekli olur, politikaya atılırdı. Bu kişiler böyle yaptılar. Atatürk politikaya atıldı kaybettiler. Atatürk politikaya atıldı ama üniformasıyla atıldı. 27'ye kadar da evet. Hiç üniformayı çıkarmadılar. Üniformayı çıkaramazlardı. Üniformayı çıkaran siyasi iktidarı kaybeder. Onun için Kazım Karabekir İzmir İstiklal Mahkemesi'nde yargılandı. Suikast suçlamasıyla yargılandı. Beraat etti. Beraat ettikten sonra emekliye ayırdılar. Ordudan Kazım Karabekir'i yani. Evet, ordudan çıkarıldı. 1926 yılında çıkarıldı. Yeni günlükleri çıktı, orada yazıyor bu. Ordu hakimiyetini tuttuktan sonra orduda kendilerine karşı herhangi bir hareketlenme olmayacağından kesin olarak emin oluncaya kadar Mustafa Kemal ve İsmet Paşa ordudaki görevlerine devam ettiler. Cumhuriyetin Cumhurbaşkanı askerdi, Başbakanı da askerdi. 1927'de artık orduya kesin olarak egemen olduklarını düşündükten sonra emekli oldular. 1927'ye kadar bu işlemi aslında İsmet Paşa'yı da tasfiye etmek istiyor İzmir suikastinde ama ordu galiba İsmet Paşa'ya da çok yakın olduğu için bu gerçekleşemiyor. Bu İsmet Paşa'ya değil. O tarihte İsmet Paşa sağ kolu. Kemalist grubun asıl direklerinden bir tanesi. İzmir İstiklal Mahkemesi'nde İsmet Paşa çok uzun yıllardır aralarında çok önemli bir hukuk olan Kazım Karabekir'i ve Ali Fuat Cebesoy'u galiba ağırlığını koyuyor ve kurtarıyor. Peki burada şunu sormak istiyorum. Bu suikast girişiminde var mı Cebesoy'la Karabekir'in bir parmağı sence? Ben Karabekir'le Cebesoy'un bir parmağı olduğu kanısında değilim. Fakat Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası içinde eski İttihatçıların bu işe bulaşmış oldukları %100. Kimler mesela? Mesela İsmail Canbulat, Kara Kemal. Bunlar zaten teşkilatımızın adamı. Karakol'un adamları değil mi? Efendim, milli mücadelede Ankara valisi olan Abdülkadir. Bunlar zaten aynı zamanda tetikçi olan insanlar. Adamlar yani daha alt tabaka falan. Peki şuradan devam edelim bu ordu meselesine. Evet, ordu böyle devam etti. Atatürk ve İnönü dönemlerinde, tek parti döneminde ordu içinde bir junta oldu mu hiçbir iz ve işaret yok. Bilmiyoruz. Fakat 1945'te rejim dönüşür dönüşmez. Halk Partisi meşhur bir seçim yapıyor ya 46'da. Hileli bir seçim yapıyor. Demokratları biraz itekliyor falan. Buna karşı genç subaylarda büyük bir öfke beliriyor. Çünkü genç subaylar Demokrat Parti sempatizanı. Üst rütbeli subaylar Halk Partisi sempatizanı. Üstle alt arasında siyasi bir görüş farkı ortaya çıkıyor. Alttakiler diyorlar ki bir junta kuralım, bir örgüt yapalım. Eğer bir dahaki seçimde 50'de aynı numara yapılır da yine Demokrat Parti'ye iktidar böyle verilmezse Halk Partisi'ni ve İnönü'yü devirelim ve iktidarı Demokrat Parti'ye teslim edelim diye bir cuntalaşıyorlar. Bu dönemde akıllarında başka bir fikir daha var. Bu da ordu modernizasyonu ve gençleştirilmesini Demokrat Parti aracılığıyla yapabilmenin mümkün olduğunu görüyorlar. 50'de bu çok seçimler önemli kırılma oluyor. Evet. 50'de seçimler oluyor. Demokrat iktidara geliyor ve Demokrat Parti'nin Milli Savunma Bakanı Seyfi Kurt Bey bu cuntanın iç adamlarından bir tanesi. Cunta oraya bir adamını yerleştiriyor. Aradan bir süre geçiyor. 1954'e kadar hiçbir problem yok. Fakat bir süre sonra ordu içinde şöyle bir paradigma değişikliği başlıyor. Demokrat Parti yeteri kadar orduya önem vermiyor. Modernizasyon yeteri kadar hızlı ve iyi gitmiyor. Maaşlar pek o kadar iyi değil. Ve statü iyi değil. Ordu modernizasyonu olmaktan çıkıyor paradigma. Zaten ordu modernizasyonu da yeterli bir şey değildir. Bu memleketin geri kalmışlığından kurtarılması gerekirdir paradigmasına geliyor. Ve bunu ancak biz yapabiliyoruz. Halk Partisi yapamadı. Gördük. Demokrat Parti yapamıyor. Görüyoruz. Kim yapacak? Karargahlarda kendilerine yeni bir paradigma oluşturuyorlar. Yeni bir dünya görüşü oluyorlar. O milli demokratik devrim bilmem ne filan buralardan böyle çıkıyor. Şimdi buradan itibaren 1955'te oradan evet, 1955-56 sıralarında İstanbul'da ve Ankara'da birbirinden habersiz cuntalar başlıyor. Amaç Demokrat Parti'yi devirmek ve iktidarı üzerimize almak. Şimdi 60 ihtilalinden sonra Demokrat Parti aleyhine söylenecek şeyler daha bu tarihte hiç yok. Tam tersine daha Demokrat Parti'nin alkış kıyamet altın çağları, ne tahkikat komisyonu kurulmuş, ne basına karşı öyle şiddetli şeyler yapılmış, eylemler yapılmış, hiçbir şey yapılmamış. Fakat cuntalar kuruluyor ve o andan itibaren cuntalar genişliyor ve müsait bir zaman beklenmeye başlanıyor. Yani benim buradaki en büyük kritik nokta gördüğüm şey, Demokrat Parti'nin 60'ta Mayıs ayında yapmış olduklarına karşı bir reaksiyon değil bu hareket. Eğer öyle olsa Mart'ta, Nisan'da, Mayıs'ta bir gruplaşma olurdu ve ordu böyle iktidara el koyabilirdi. Öyle değil. 5 yıl önceden başlıyor. 55'te başlıyor hazırlık. Amaç iktidarı almak. 27 Mayıs'tan sonra iş tamamen disiplin, hiçbir şey kalmamış oluyor. Çünkü yüzbaşılar orgenerale talimat vermeye başlıyor. Bu sefer orgeneraller diyor ki bu yüzbaşılar bize nasıl talimat verebilir? Bunlar da 3 tane kişiden ibaret bir junta değil mi? Biz de bir junta kurarız. Karşı juntalar başlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Birliği. Junta juntayı doğuruyor. Söylemek istediğim şey şu. Ordu bir defa politik kırılmalardan etkilenip de kendine ideolojik olarak bir taraf ve pozisyon seçerse kendi içinde parçalanıyor. Parçalanmaması mümkün değil. 31 Mart'ta parçalanıyor. Meşrutiyetçiler ve olmayanlar. Milli mücadele sonrasında parçalanıyor. Tırnak içinde cumhuriyetçiler ve diğerleri olmak üzere. 27 Mayıs'ta parçalanıyor. Halkçılar ve demokratlar olmak üzere. Ve ondan sonra cuntalar bu şekilde devam ediyor. Ordunun herkesin bildiği bir şey var ama bunu kimse telaffuz etmiyor. Orduya hakim olan iktidara hakim olur. Bugün ne oluyor? Oraya gelelim. Bugün kurulmuş olan bu ordu modeli vesayetçi sistemin bunu bir kalın bir baraj görürsek sağından solundan sular akmaya başladı. Bu Amerikan korku filmlerinde, heyecan filmlerinde olur. Filmin başında gösterirler. Hafif bir deprem olur. Sonra kamera gider, barajı gösterir. Barajın sağından solundan pek kimsenin görmediği sular akmaya başlar ama henüz daha kimse işin dehşetinin farkında değildir. Sonra onlar muazzam su olukları olarak akmaya başlar. Şimdi bizim baraj çöker. Şimdi bizim yaşadığımız şey bu, her saat başı, her gün, her hafta ortaya çıkan karşılıklı vuruşma bu barajın çöküş sürecidir. Evet. Bunu görüyoruz şimdi biz. Ve hepsinde, her defasında şunu görüyoruz: delik büyüyor. Ordu eski kurmuş olduğu mekanizmasını çalıştırmakta güçlük çekiyor. Normal koşullar altında 27 Nisan bildirisini, muhtırasını veren bir ordunun artık arkasından kesinlikle kabul etmeyeceğimiz Cumhurbaşkanı'nı artık bu seçimi kesinlikle engellemesi gerekirdi. Ordu bunu yapamadı. Arkasından seçimlerde tam aksi bir cevap aldı. %47. Evet. Şimdi devamlı bir karşı atak var. Fakat bu karşı atak eskisi gibi olmuyor. Eskiden işte açılım dense Genelkurmay Başkanı çıkar bir toplantı yapar. Öyle arkasında çok adama da ihtiyaç yok, tek başına. Hatta bir kokteylde derdi ki ordunun bu konudaki gelişmeleri kaygıyla izlediğini söylemek istiyorum derdi. Arkasından gazetelerin manşetleri, ultimatom gibi cümle. Ordu muhtıra verdi. Genelkurmay Başkanı: hükümet ne yapacaksın bakalım şimdi? Aldı mı cevabını? Şimdi böyle bir şey olmuyor. Şimdi muhtıra veriyorlar. Alan yok. Değerlendiren yok. Bu şekilde devam ederse süreç, bu şu anlama geliyor: ordu ne yaparsa yapsın, bütün bu karşılıklı resleşmeler, mücadeleler, hukuk alanında, mahkemelerde, şurada burada, hepsi ordunun zemin kaybetmesiyle ve mevzi kaybetmesiyle sonuçlanıyor. Şimdi biz bunu yaşayarak görüyoruz. O yüzden ben şunu söylüyorum: bu bakımdan ordu darbe yapmalıdır diyenler bu anlamda haklılar. Eğer ordu darbe yapmazsa bu mevzileri bu süreç içinde yeniden geri alması bana pek zor geliyor. Bu süreç ordunun... Ama ordunun kendi içinden bir başka irade bunu istemiyor. Bir, yeryüzü konjonktörü istemiyor. İki, Türkiye halkı istemiyor. Üç, bunu isteyen kimse yok. İstese zaten Ergenekon'dan tutuklanmaz. Ergenekon'dan Silivri'de olmaz. İşte benim, bu durumlara düşmez. İşte baraj su kaçırıyor. Ama eskiden iyi bir şey için. Olmaz. Çünkü gayet bu tabii. Baraj su baraj kaçırmazsa bir şekilde baraj, Türk halkı gerçekten olmaz. Kendi iradesine kavuşamayacak. Ve tabii siz ordunun yakın siyasi tarihi demiş Neşe Taraf gazetesinde. Bence bizim yakın siyasi tarihimizi anlattınız. Çünkü ordu dışında anladığım kadarıyla bir şey yok. Pek yok. Ordu üzerinden yakın siyasi tarihimizi analiz etmek gayet mümkün. Ama şu gözleme katılıyorsun herhalde: yavaş yavaş Türkiye belki de asker sivil ilişkilerini normal bir temele oturtmaya doğru gidiyor. Yani nedir normal? Şimdi kastettiğim, bir demokraside normal olan ordunun siyasetin dışına çekilmesi ve sivil otoritenin, demokratik otoritenin şeyine bağlı olması. Şimdi yani ordu, yavaş yavaş ne demek? Ordu darbe yapmazsa kurtuluş yok deyince seyirciler şey demiştir: bunu acaba Ergenekoncuların şeyi mi, elemanı mı? Tabii kastetmek istediğim şey o değildi. Ben bir analiz yapmaya çalıştım. Oynandı ve bitti. Yani ve bitti. Bu şekilde oynanmaya devam ederse, benim de dileğim şu: olmaz. Bu iş oynandı, bitti. Bunu cuntacıların görmesi lazım. Şimdi yani eğer bunu oynanmadı ve bitmedi zannederseniz, bu sizin aleyhinize olacak. Direnç arttıkça ordu bu konuda direnç gösterdiği sürece ya da ordu içinde ordu değil yani ordunun içinde yönetimindeki bir grup bu. CD'ler çoğalacak. bu kesin. Yani bunu görmemek için CD ile kastettiği son ikinci ihbarcı subayın gönderdiği dosyalar. Şimdi başka şey yayınlayacaklar. Yani çünkü bu yavaş yavaş Şahin iyimser olduğu için, yani biz bunu 18 saat, 43 saat, 52 saat filan gibi 15 sene bekleyemeyiz. Hayır, böyle gitmez. Böyle değil. Şimdi bakın, şimdi bu Sayın Albay'ın tutuklanması ile ilgili bir şey değil. Şimdi şeye bakın, genel tabloya bakın. Büyük resim. Büyük resme bakın. Şimdi ya kağıt parçatısı kuvvet, diyor. Evet. Kağıt parçatı olmadı anlaşılıyor. Poyrazköy'de silahlar çıktı. Bunun bizimle bir ilgisi yok diyor. Bal gibi onu. Hala bugün Poyrazköy silahları yüzünden devamlı olarak askerler sorguya yani çekiliyor. Ordunun komutanının bu duruma düşmesi çok, kendi kendini düşürmemesi çok zor, lazım. Çok zor. Yani şu anda en zor durumda olan ordu içindeki bu grup. Ben şimdi öyle tahmin ediyorum. Yani hepimiz hocayız filan. Yani bir şekilde biraz da bu eğitimle bireysel filan da bakıyorum ben olaylara ya. Evet. Niye bu duruma düşmüyor? Yani niye buna tenezzül edilir ki? Anlaşılır gibi değil. Bir de herkesle polemik yapılıyor filan. Maksatlı, evet, cahil filan. İşte bu karşı reaksiyonlar, ama bunlar devam ettiği sürece bunun karşı hamlesi de gelmekte gecikmiyor. Son cümlemi söyleyeyim. Bugünkü meseleyi de siviller arasındaki bir mücadele, Halk Partisi ile AK Parti arasındaki mücadele ya da sivillerle askerler arasındaki bir mücadele olarak okumak yerine onun yanı sıra ordu içinde bir mücadele olarak okumakta da fayda var. O zaman belki daha iyi analiz edebiliriz, daha geniş boyutlu meseleye bakabiliriz. Biz de zaten onu yapmaya çalışıyoruz. Yani diyorsunuz ki bir Abdülhamit geni harekete geçti. Çünkü ne diyorsunuz? Askerin siyasetteki ağırlığı Abdülhamit döneminde asgariye indi. Fakat şimdi burada bizim ümidimiz ve beklentimiz ve duamız bir Abdülhamit yerine bir ikinci meşrutiyetin ilan edilmesidir. Ama tabii, onu dünyadaki konjonktürlerle birlikte baktığınız vakit buradaki her konuşma, her analiz, bir de bu Genelkurmay'ın içindeki o grubun algılamadığı Türk halkının bu olayları ne kadar yaygın, derin, net, anlık görebildiği. Yani sen dolaşmayınca halkın arasında bir şekilde bunların hiçbirisini göremiyorsun. Ama ne olup ne bittiği. Mesela şimdi bilmem ne oluyor işte, nasıl oluyorsa oluyor. Oradaki suçlanan birisini değişen serbest, faktör bu. Tabii serbest bırakıyorsun. Ama o toplumsal vicdanda ikinci bir Şemdinli olarak algılanıyor. Kimsenin de evleviyetle de Genelkurmay'ın içindeki yönetim grubunun halkla kendi kurumu arasındaki tansiyonu bu kadar germeye, arayı açmaya hiçbir hakkı, hukuku yok. Biraz da belki onu görmeleri lazım. O nedenle de sanıyorum ki diğer ikinci belgeleri ortaya çıkaran ve bunların doğru olduğunu ispatlamaya yönelik hareket edenler de bu işin peşini o nedenle bırakmıyor. Harika bir programdı. Evet. Bütün izleyicilerimizin davetiniz için ben teşekkür ediyorum. Bu büyük nezaket gösterdiniz. Ayrıca izleyicilerin göstermiş olduğu yakın olağanüstü bir ilgi var. Bütün aynı zamanda izleyicilerimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, bu akşam tabii sizin mesajlarınızı başka programlarda olduğu kadar çok yer veremedik ama önümüzdeki programlarda bu açığımızı gidereceğimizden emin olabilirsiniz. Bu akşam programımızı böylelikle tamamlıyoruz. Farkında olduğunuz gibi bir 15 dakikada üstelik uzattık bu programı. Bu vesileyle bize bu akşam katıldığı ve bu çok aydınlatıcı açıklamaları yaptığı için Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cemil Koçak'a candan teşekkür ediyoruz. Bir hatırlatma yapayım ben. Cemil Bey'in Neşe Düzel'e tarafta verdiği ordunun yakın siyasi tarihi 3 gün sanıyorum ki tarafın sitesinde de web sitesinde de var. Yani kaçırmış olanlar girip oradan da bu konuşmanın öncesini daha geniş şekilde de bulabilirler. Evet. Efendim iyi akşamlar diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. hesap devri. Cebinizi yakmadan içinizi ısıtan Maximus. Ekonomik, çift filamentli, sağlam ve güçlü. Maximus, soğuk günlerin sıcak dostu.